Buyurun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Buyur ablacığım. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Leyla Hanım gelmiyor mu bize Şevket? Bilmem. Alınıyorum vallahi. Ne varsa o şükürler de. Üst üste oturuyorlar. Aydın Beyler de onlarda iki gündür. Aa, onlar niye gelmiş? Kaloriferleri yanmıyormuş. Hava mı yapmış? Brülörleri mi bozulmuş? Neymiş? Nerede yatıyor bunlar? Koltuk, kanepe idare ediyorlar işte. Kendi bilir valla. Şurada odası hazır. Zorla getirecek değiliz Emine. Onun sevgili oğlu Şükrü demek. Öyle valla. Asıl gelin de Nazan. Söyleyeceğim yüzüne. Şevket bak sakın ha. Bir daha buraya adımını atmaz valla. Atmıyor zaten. Ne yapıyorsak. Babam öldü, huyu değişti kadını. Ay valla öyle Şevket Bey. Sen benden çok yaşayacaksın. Ağzımdan aldım. Hacer Hanım. Gel paranı vereyim. Bir haftadır unutuyorum. Aa, Şevket Bey aşk olsun. Ne acelesi var? Param sizde dursun. Al şunu. Paranı ne kadar geç alırsan o kadar enflasyona yenik düşersin Hacer Hanım. Kesenize bereket. Güle güle harca. Ne olacak Şevket? Durdurabilecekler mi bu enflasyonu? Çok zor. Vergi toplayamıyorlar ki. Adam 5 kuruş ödemeden trilyonlar kazanıyor. Bak şu kadının yanında söyleyemedim. Sabit gelirlere Allah acısın. Bak anneme bağladıkları aile. Ya. Ortak pazara nasıl gireriz efendim? Devletimiz insanları eve kapatmadan bir sayım bile yapamıyor baksanıza. Bırak ortak pazarı oğlum. Eroin cenneti oldum. Kara para aklama cenneti. Yasalar yetersiz ama baba. Her şeyi yasalardan beklemeyin. Meclis bu kadar daha yasa çıkarsa ne olacak? Şükrü haklı şimdi. Uygulanmadıktan sonra ne yapayım ben öyle yasayı? Bizde bir hastalık var, devlet yapsın. Devlet ne yapacak sana be? Sen vatandaş olarak hiçbir sorumluluğu yüklenmiyorsan, hiçbir mücadeleye girmiyorsan. Bana mı söylüyorsunuz efendim? Sana, hepinize ortaya söylüyorum. Hayır, bana bakarak söylüyorsunuz da. Tamam evladım, sen üstüne alınıyorsan sana söylüyorum. Sen hangi mücadele girdin ha? Ne yaptın? Konuşuyoruz şurada Şükrücüğüm. Hemen ona niye yükleniyorsun? Hedef her zaman biziz anne, sorumsuz gençlik. Bak oğlumuza. Hiç ağzını açıyor mu? Konuşacak bir şey yok çünkü. Dinliyorum baba. Dinle oğlum, dinle. Konumuz araba modelleri olsa bülbül gibi ötüyordun ama şimdi. Markalar. Tamam baba, tamam. Beni geçiniz, Generation Next. Aferin. Devam et. Ben bugün babaannemi götüreceğim 3 aylığını almaya. Sen niye konuşmuyorsun anne? Ne konuşayım oğlum? Sizi dinliyorum. Bir şey de yemiyorsun. Yiyorum oğlum. Uykunu mu alamadın? Yok. Tamam baba, tamam. Bu gece kaloriferimiz yanmasa da evimizde yatacağız, anlaşıldı. Ben onu mu demek istedim şimdi kızım? Şevketler'de kalırım ben de canım, birkaç gün olmazsa. Çağırıp duruyor zaten çocuğum. Aa hayır canım, ne münasebet, bak darılırım valla. Beğendin mi şimdi yaptığını kızım? Ne dedim anne? Aa. Bizim bir sorunumuz yok efendim, lütfen. Akşamdan akşama. Ne olacak, birkaç gün. Çekince battaniyeyi üstümüze, olur biter. Benim de bir sorunum yok baba, bana bakmayın. Bu konudaki düşüncemi söyleyebilirim. Tamam. Bu konu kapanmıştır. Kimse bir yere gitmiyor. Evet darılırım valla. Anne, hiçbir şey yemiyorsun. Farkında mısın? Yiyorum oğlum. Uğraşma benimle. Konuşun siz ne konuşuyorsanız. İşin kolayını kaçmayın öyle beyefendi. Efendim, bizi ortak pazara kabul etmezler. Demokrasi, insan hakları, bir siyasi partiyi nasıl kapatılır? Bu konularda sınıfta kaldığımızı kabul edelim ama efendim, lütfen yani. Tamam, edelim. Kabul de evladım. Memlekette anayasa diye bir şey var. İktidarda bile olsa o parti kapatılır. Şükrücüğüm, başka şey konuşalım lütfen. Evet oğlum, yok mu başka konuşacak bir şey? Taktı bir kere babaanne. Efendim, beni geçiniz. Generation Next. Bitti. İşte bu kadar. Tek, hayırlı olsun. O kadar efendim. Tak. Hadi bakalım. Şimdi gitsin ötsün Yavuz abisine. Efendim, laf aramızda.
Zaten o şımartıyor onları. Olmaz ama. Tepemize çıktı çarıklılar. Mikrop efendim, mikrop. Söylüyorum size, ziyade olsun. Afiyet olsun. Veririz iş mahkemesine. Acımamak lazım bunları. Acımayacaksın, tak ver. İki celse de koyarız kapının önüne. Sedat'ın mahkemede çok tanıdığı var. Oh ne güzel. Tazminattan da kurtuluruz. Onlar tazminat bekliyor. Hadi ya, ne tazminatı? Aldım eline mahkeme kararını, suçüstü tak. Tak efendim, tak. Hadi ötsün bakalım şimdi de. Sedat takmaya görsün birine. Süründürürüm şerefsizim. Yazık emeklerime, terbiyesiz. O kadar da arka çıktık. Değmez efendim bunlara, değmez. Hoş geldiniz. Oo, hoş bulduk evladım. Gezmeye mi böyle? Pek de şıksın. Okula amcası, okula. Maşallah. Nişan da varmış bu arada ha? Aa, yok canım, kim söylüyor? Sabri Bey amcan yabancı mı kızım? Aa, tak olacak inşallah. Var birkaç talip, düşünüyoruz. Oh, hadi hayırlısı. İftihar ederiz efendim. Herkes bu zamanda doğru dürüst bir tanesini bile bulamıyor. Verir miyiz kızımızı öyle uyuza çulsuza? O bizim bir tanemiz. Aman efendim aman. Bakın Şükrü Beylere. Verir miyim kızımı öyle orta direk çocuklarına Sabri Bey amcası? Damat VIP VIP. VIP VIP mi dediniz efendim? Ah tabii ayol. VIP. Londra borsasını elinde tutan 3 kişiden biri bu çocuk. Tony Blair'in mesai arkadaşı. Ah ne güzel efendim, ne güzel. Kim bu anne, ben niye tanımıyorum? Ah Çağlar, ah. Sen de katile güvenip takmadın kimseyi. Tutuyorlar işte zaptı. Tutsunlar, olmaz bir şey, korkma. Nasıl yakarlar benim emekliliğimi? Şurada 3 yılım kalmış. Ha, bak nasıl yakıyorlar. Hepsi birden attı mı imzayı? Ha, öyle kolaydı. Adamın gırtlağını böyle sıktın mıydı vallahi? Aman hadi bırak bu dayılıkları be. Sen kendini kanundan üstün mü görüyorsun? Bak partileri bile veriyorlar mahkemeye. Hadi bakalım versinler biz de mahkemeye. Tazminatımı almadan şuradan şuraya adım atıyor muyum? Vatandaşa cacut yok öyle. Zabıt babacım, zabıt zabıt. Sus be sen de, zabıt zabıt. Bu da taktı diline. Kapa çeneni. Burasayı kapatın evladım. Sürpriz fiyat istemem. Duydun mu tak? Bir saate kadar oradayım ben. Buyurun, iyi günler. Hadi oradan, uzak dur, uzak dur. Yaltaklanma başına. Ha, onu zamanında düşünecektin. Tak, yaktım çıranı. Mahmut, ıspanağı ne yaptınız oğlum? Sefayla efendim. Aa, pahalı, hayırlı pahalı işler. Ben gelince hallederim. Duydun mu ne dedi? Duydum, benim vicdanım rahat. Ben vazifemi yapıyorum. Öyle mi, aferin. Devam et terbiyesizliğe. Benim de vicdanım rahat. Hadi bakalım. Sen de maşallah burnundan kıl aldırmıyorsun ha Cafer. Ne olur biraz daha yumuşak davransan. Ne yaptık Gül Hanım? Ellerine mi kapanacaktık bu vicdansızların? Oh yorulmuşum Ulviye. Tabii koskoca apartmanın tesisatı Davut, kolay mı? Yat bugün akşama kadar keyfine bak. Yatacağım valla. Nerede Halis? Giyiniyor, gidecek şimdi. Gitsin. Tembihleyelim de Ulviye, yokluğumuzda bir kepazelik çıkarmasınlar dükkanda. Hiçbir şey olmaz Davut. Keyfine bak sen. İç kahveni. Eline sağlık. Afiyet olsun canım. Oh yanakların ne tatlı. Anneciğim yanaklarından mı yapıyorsun babamı yumuşak yumuşak? Evet yavrum. Öpüyor, ne var bunda? Öpecek tabii babacığım. Yıkanmışsın da güzel köpüklü köpüklü Alman şampuanıyla. Alman değil, Türk malı. Hadi babacığım yat sen yat. Güzel konuşun müşterilerle. Aman yavrum yazın tek tek adreslerini, telefonlarını. Duydun mu? Duydum baba, tek tek hepsini. Aferin. Doldurmayın sakın dükkana öyle olur olmaz kimseyi. Aman yavrum sakın sakın Hüseyin efendiler falan. Duydun mu? Söyle o hayırsıza da. Duydum babacığım. Adım attırmam kimseye. Orada patron benim bugün. Merak etme. Aferin. Hah işte böyle konuşacak benim oğlum. Patron o patron. Sen ona yetkiyi ver. Bak nasıl sorumluluğunun bilincinde. Bilincindeyim baba. Hadi aferin. Hep böyle göreyim seni.
Allah işinizi rast getirsin. Sağ ol babacığım, hep böyle. Sen bana yetkiyi ver. Cenap amcalar kaçta gelecek anne? 8-8:30 gelirler. Kimlerine yemekler yapacaksın? Yapacağım yavrum. Rindfleisch braten, sonra Kartoffelsalat. Ya. Şimdi ağzım sulandı vallahi. Ama dostu dur. Babam dinlenecek. Annemle oturacaklar öyle. Öpüşe koklaşa. Ol. Yürü hadi. Zevzek zevzek konuşma. Ama bırak kızım, yapma bir şey. Kovacaklarmış madem bizi apartmandan. Ya anne. Gül oynuyor çocuk. Bırak moralini bozma şimdi. Gittin babacığım, gittin gittin. Kızım Morgan Maşık. Gülsüm abla kolay gelsin. Sağ ol Alice. Banu sen de yardım ediyorsun annene, aferin. Ne haber Tertip? Ne olsun Cafer amca, işe gidiyorum. Baban nerede? Evde dinleniyor. Banyo yaptık köpüklü köpüklü. İşleri de bana devretti artık. Ne bu gürültü efendim, sabahtan beri tangur tungur? Ne gürültüsü efendim? Temizlik yapıyoruz şurada. Cevap vermeyin bana öyle Cafer Bey. Zaten suyunuz ısındı apartmanda. Sabri Bey zapta son şeklini veriyor. İyi versin bakalım. Ne güzel parmağını sallıyorsun teyzeciğim öyle. Öpeyim. Aa, git başımdan sapık. Şş, Tertip hadi. Zaten herkesin canı sıkın. Hadi işine. Ne oluyor efendim? Baksanız efendim şuna. Sırnaşık. Hadi bakayım. Söylerim babana. Başladın mı sen yine? Buyurun. İyi günler. İyi günler. Oo efendim maşallah. Ne güzel böyle sizi görmek. Kızımız, damadımız. İyi günler efendim. Birbirlerine de pek yakışıyorlar maşallah. Teşekkür ederiz. Bilgeciğim nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Bize merhaba yok mu Halis? Merhaba. Kıza iyi bak. Üzdüğünü duymayayım. Bak Gerata'ya. Burada babası dururken. Bunu söylersen ben söylerim oğlum. Efendim aldırmayın. O biraz tatlı. Sen de çok tatlısın teyzeciğim. Öpeyim. Uzak dur, uzak dur. Tertip, çok ayıp. Konuşuyorlar bak. Hadi bakayım işine. Efendim, vaktinizi almıyorsam birkaç husus var. Konuşabilir miyiz? Konuşalım, buyurun. Efendim, siz de kefil oldunuz ama... bu Cenap Beyler... sabaha karşı eve geliyorlar. Anahtarlarını kaybediyorlar. Olur Sabri Bey, olur. İnsanlık hali. Biz de neler yapıyoruz zaman zaman. Cenap amcalar bize gelecekler bu akşam yemeğe. Aa, size yemeğe mi gelecekler? Anne böyle güzel şeyler yapıyor ki. Tatlılar, börekler. Ben de artık sütlü bir şey yemiyorum teyzeciğim. O köydeki ineklerin hep memeleri geliyor aklıma öyle. Konuşuyoruz şurada evladım ha. Sırası mı şimdi inek memelerinin? Tövbe tövbe. Tamam tamam, konuşalım. Halis'cim bir dakika evladım. Başka? Efendim, bir de bunlar. Bunlar mı? Ne olmuş bunlara? Daha ne olsun efendim. Baş belası kesildiler. Bütün apartman şikayetçi. Tuttuk zaptı. Zabıt mı? Komik vallahi komik. Ne var efendim bunda bu kadar gülünecek anlayamadım. Şu apartmana taşındığınız günden beri zabıt tutuyorsunuz Sabri Bey. Kusura bakmayın ama buna gülünür. Allah Allah. Öyle. Hadi çocuklar. Benim bir şikayetim yok. Ben imzalamam. Siz bilirsiniz. Biz sonluğu sağlayalım da. Hadi bakalım. İyi günler. Buyurun. Sabit babacığım, sabit sabit. Oy senin babana da sana da. Bunu da zapta geçirin Sabri Bey. Bu da terbiyesiz terbiyesiz konuşuyor. Çok güzel konuştu Şükrü Bey amca. Helal olsun valla. Allah razı olsun Şükrü Bey. Ne yaptık ya? Daha ne yapacaksın Şükrü Bey? Verdin ağzının payını domuzun. Sağ ol. Hep söylerim ya Gül. Asil adam, asil. İyi oldu babacığım, iyi oldu. Hasta bunlar, hasta ikisi de. Cafer. Buyur. Hazırlamış mı Sabri Bey zaptı? Hazır hazır. Getirir şimdi imzaya. Tamam. Elimdesin. Benimle iyi geçin, duydun mu? Duyduk, duyduk. Ha, ona göre. Yakarım. Şantaj mı yapıyorsun Cemil Bey? Hı. Bu arada bir birası eksik bulundu. Hadi babacığım takılmayalım, şimdi bize de bulaşır. Hadi Bilgeciğim öpüyorum seni. Küs. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak canım. Biz bakmıyor muyuz oğlum karımıza? Bırak Aydın.
Şükrü Bey hayırsız damadıyla gidiyor seni. Anam. Hah, demedim ben size ya. Aman Aydın. Yürü oğlum, saçmalama. Hadi. Buyurun. Şükrü Bey. Efendim. Sen de iyi dayanıyorsun bu damada. Başkası olsa çoktan kalpten gitmişti. Tövbe. Vallahi delirtir bu herif insanı. Delirtir efendim. Laf yetişmez buna. Baykuş. Ya ne yapayım şimdi ben bunu? Ne yapacaksın Aydın? Yürü hadi atla. Hadi oğlum. Oo, arabada pırıl pırıl. Sen mi yıkadın Cafer? Yıkadık efendim. Yıkacağız tabii. Vazifemiz. Buyurun. Sağ ol. Al şunu bakayım. Al. Tövbe vallahi almam. Al dedim. Yemin etme. Damat bahşişi kaynattı Sevim. Onu da Şükrü Bey veriyor. Oh, bahşişini de aldı köpek. Kapıcı olmak varmış şu dünyada vallahi. Size bir şey sordum Sabri Bey. Nedir efendim? Biz niye Cenap Beyleri yemeğe davet etmiyoruz? Yemeğe mi dediniz? Yemeğe, evet. O Alman bozuntularına mı düşer bizim kiracılarımızı davet etmek? Allah Allah. İmarethane mi açtık burada efendim? Evi ucuz ucuz kiraya verdiğimiz yetmedi. Bir de aç karınlarını mı doyuracağız o uyuzların? Hiç de uyuz değiller. Kıskançlıktan ne yapacağınızı şaşırdınız artık. İkisi de okumuş, kabiliyetli, sanatçı insanlar. Boru öttürmüyorlar sizin gibi. O boru değil efendim. Saksafon, saksafon. Neyse işte efendim, akşama kadar wortzort, wortzort. Wortzort ha. Yazık, yazık. O wortzort sayesinde nefes alıyoruz biraz. Nasıl geçiniyoruz acaba? Fiyatlardan haberiniz var mı sizin? Aynen ne söylüyor Sabri Bey kızım? Aman anneciğim, konuşuyor işte. Ders veriyormuş da çok yoruluyormuş da. Yorulur ya bu yaşta evladım. Çok üzülüyorum. Sıkılma evladım. Yorma kendini bu kadar. Paran yetişmiyorsa ben veririm evladım. Aman yarabbi. İlaçların faydasını görmeye başladık galiba. Bugün ne kadar aklı başında konuşuyor maşallah. Para mı veririm dediniz efendim, anlamadım. Veririm evladım, sen sıkılma. Ah, öpeceğim. Duydunuz mu efendim, zihni açıldı. Oh, değdi vallahi verdiğimiz ilaç paralarına. Melek melek. Sağ ol. Gel ben de seni öpeyim evladım. Öpün efendim. Allah Allah, ne oldu acaba efendim birdenbire? Herhalde o tıkalı dedikleri damar açıldı. Şükürler olsun. Aynen, sıkılmasın Sabri Bey. Satalım şu Lamartin'deki evi. Sattık ya anneciğim. Sattınız mı? Ne zaman? Niye benim haberim yok? Hayda, yine sapıttı. Elleri kırlasıcalar. Haram olsun inşallah. Duydun mu Rukneddin? Benden habersiz evi satmışlar. Babacığım sapın sapın. Ya tutturursa bu domuz çoğunluğu Cafer? Tutturamaz, korkma. Bak ne dedi Şükrü Bey? Of of. Ne geldi başımıza kış ortasında? Ya olmaz bir şey, korkma bu kadar. Benim emekliliğimi yakacak adam daha anasından doğmamış. Tamam. Başlıyorum imzaları toplamaya. Buyurun. Bırak bırak. Kendim giderim. Sen Şükrü Bey'ine yap o yağcılıkları. Aa! Yandın babacığım, yandın yandın. Sus be sen de. Anam. Cafer, çık sen de katile haber ver. Vereyim de Gül. Yanında eseri vardır şimdi. Olsun. Söyle ne yapacak? Öldürecek değil ya seni. Anam. Onun da ne yapacağı belli olmuyor ki. Hadi Cafer koş. Koş babacığım, koş koş. Efendim iyi günler. İyi günler, buyurun. Rahatsız etmiyorum inşallah işinizin arasında. Bir mesele var da konuşmamız lazım. Konuşalım buyurun. Cemil. Cemil. Efendim hayatım. Bu ne Cemil? Aa, vallahi ben de anlamadım Sevim. Anlamadın ha? Ben anlatayım istersen. Aldın yine biraları Cafer'den. Yok Sevim, sayım gününden kalma. Kimi uyutuyorsun sen ha? Sayım gününden bira mı durur bu evde? Nerede o ahlaksız? Bırakın efendim, bırakın. Sinirlendiğinize değmez. Ben de onun için gelmiştim. Veriyoruz mahkemeyi. Verelim valla. Yuvamızı yıkacak kör olasıca. Yıkar efendim. Bunların dini imanı para. Her şeyi yapar para için. Tuttuk zaptı. Suçüstü, iki celsede işi tamam, buyurun. Dur Sevim, yapma. Karışma sen.
Günah Sevim kış ortasında iki çocuğuyla. Çekil, müdafaa etme bana pis herifi. Rezil efendim, rezil. Esrar bile satar bunlar, acımayacaksınız. Sen de ne gaddar mısın be? Gaddarlık değil bu Cemil Bey. Apartmanın selameti için. Tamam, attım bile. O kadar efendim, tebrik ederim. Kız anlamam diyorum o işlerden, Allah Allah. Deli konu rahat dursun ablacığım, tamam mı? Bir daha söylemem. Vatandaş pastırmalı kuru fasulyesini yiyecek. Çüş kız, ne vuruyorsun öyle? Vurdum yok ablacığım, o kadar söylüyorum işte. Elin kırılsın manyak. Zır zır kapı. Şurada iki laf ettirmiyorlar senin komşuların. Hop ablacığım bir dakika. Hain kurşunlara hedef olmayalım. Dur şöyle. Kız Yavuz, mafya mı oldun yoksa? Prens, telaşlanma yavrum. Vatandaş seninle gurur duyuyor. Açma kız bakmadan. Cafer, sen misin koçum? Benim Yavuz Bey. Kız kapıcı, niye geldin gene? İnsan bir öder. Telaşlandık biz de mafya. Özür dilerim efendim. Hayrola koçum? İşimi bitiriyorlar Yavuz Bey. Tuttular zaptı. Kim? Komşu mu yine? Komşum. Sedat Bey. Sedat mı? Allah Allah. Odan mı başladı vatandaşa çakçurta? Başladı Yavuz Bey. Sebep? Manav işinden taktı. Oyarım. Şerefsizim, oyarım işsizle. De. Aa. Kız bana ne bakıyorsun öyle hain hain? Peynirimiz kalmamış mı ibrikçi? Kalmadı Cenab-ı abi. Sayım günü yendi hepsi. O Cemil Bey. Cemil miydi adı? Cemil Cenab-ı abi. O felaket. Hepsini o süpürdü, farkındayım. Olsun ibrikçi. Böyle de güzel peksibet, zeytin ezmesi. Güzel abi, nesi var? Tadını çıkartmasını bileceksin canımın içi. Bakkaldan alamıyor muyuz artık? Alamıyoruz Cenab-ı abi. Veresiye birikti. 40 milyona yakın. Çok olmuş ya. Selam söyleseydin keşke. Neydi Cafer'in kayınpederinin adı? Halil. Halil Gıda Pazarı. Hah, ona. Öpseydin Zalicim'i iki yanağından benim tarafımdan. Öptük de Cenab-ı abi. Hesabı kapamadan vermiyor. Ödeyeceğiz canımın içi, ödeyeceğiz. Sıkılma, geçecek bu günler. Şu televizyon dizisine bir başlayalım. Fena olmuyor. Biraz tuzlu ama. Mis gibi Cenab-ı abi. Neyse, fazla yeme ibrikçi. Akşama ziyafet var Almancı dostlarımızda. Bir hediye götürmek lazım Cenab-ı abi. Ne yapacağız? Ben düşündüm ibrikçi. Adam biraz hüdük ama kadın zarif. Makbule geçer. Bir orkide alalım. Orkide alamayız Cenab-ı abi. Çok pahalı. Hay Allah, nedir bizim paradan çektiğimiz ya? Para para para. İbrikçi, bari senin şu resimlerinden götürelim ha. Ne dersin? Resim mi? Hı hı. Olur Cenab-ı abi. Sergi açacağım ama. Olur canım. Açarsın, açarsın. Şöyle küçüklerden bir tane. İbrikçi. Ha. Efendim canım abi. Bu Almancı dostlarımızın oğlu biraz problemli mi? Öyle abi. Yakın akraba evliliği. Yazık. Bu ne ilkellik ya? Bir nüfus sayımı bile sorun bu ülkede. Kaldı mı böyle şeyler artık Cenab abi? Sokağa çıkma yasağı falan. Efendim, iyi günler. Oo, iyi günler buyurun. Sıtkı, kim geldi canımın içi? Benim efendim. Ha. Kahvaltı mı ediyordunuz? Kusura bakmayın. Estağfurullah sabiciğim. Buyurun buyurun. Hayrola, bir soru mu var? Var efendim, maalesef. Aman bizden değildir inşallah. Yok efendim, kapıcı. Baş belası oldu apartmanda. Ne diyorsun sabiciğim? Bu bizim Cafer. Evet efendim, Cafer. Tuttuk bir zabıt, vereceğiz mahkemeye yallah. Nasıl? Atıyor musunuz apartmandan? Atacağız efendim. Çoğunluk sağlanırsa. Yapmadığı rezillik kalmadı. Nerede bu? Daire daire dolaşıyor Yavuz Bey. Sabri Bey mi arıyorsunuz? Arıyoruz sayın abim, gördün mü? Cenaplara gitti, cenaplara. Sağ ol sayın abim. Burada mı oturuyor onlar? Burada burada. Çal koçum kapıyı. Tamam. Çal dedim. Başüstüne. Bak,
Nasıl yırtıp o saptı başına geçiyorum onun. Yırt. Sen yırtmazsan ben yırtacağım. Bana bırak Sayın abim. Çal koçum. Başüstü. Çal. Yırtacağım o saptı. Benim adım Cemil. Buyurun. Selam birader. Burada mı komşum? Ha, burada. Kısa bir görüşümüz olacak da kendisiyle izin verirsen. Sıtkı kim geldi canımın içi? Şeye benzerim abi. Katil efendim. Aman dikkatli konuşun, sabıkalıdır. Katil mi? Öyle de derler birader. Böyle paldır küldür geldik, kusura bakma. Önemi yok beyefendi. Buyurun. Alırız bir gün hediyemizi. Güle güle oturuna geliriz inşallah. İnşallah bekleriz. Laf karıştırmayalım şimdi. Ne söyleyeceksen söyle. Sadede gelelim. Gelelim sayın abim. Başlamışsın yine vatandaşa cacurta komşu. Ne münasebet efendim, ne cacurtu. Ahlaksız, o mu söylüyor? Kimsenin bir şey söylediği yok komşu. Ben söylüyorum. Oynat böyle elini kolunu, hasretme vatandaşı. Efendim pardon, telaşlandım da birden. Nedir o eldeki? Olmuş şey. İşte o sabit. Söyle ona yırtsın atsın onu, yoksa ben yırtacağım. Duydun mu komşu, yırt çabuk hapistiği. Duydum da efendim. Yırtladım, fena olur, kıvırma öyle. Yavuz Bey, sakin ol. Konuşarak her şey çözülür. Caferciğimin atılmasına biz de karşıyız. Çözülmez. Konuşarak hiçbir şey çözülmez bu komşuyla. Efendim, ben bunu tek başıma hazırlamış değilim ki. Bak hala konuşuyor, doğrarım. Hakikatleri konuşuyorum efendim. Sedat Bey de şikayetçi, sizin ortağınız. Onunla kıracağım ağzını burnunu. Yırtın şunu. Ah anama. Beni böyle bırakıp gidiyorsun Halil Bey. Aşk olsun valla. İş saati Sultan Hanım. Koskoca eşek kadar oğullarım var. Onlar ne güne duruyor he? Ben işin başında durmazsam olmaz Sultan Hanım. Git bakalım. Kaldım burada tek başıma kokuma kuşu gibi. Ne arayanım var ne soranım var. Televizyonu aç, müzik dinle. Sıkılmazsın, her şeyin var. İstemez istemez. Canımla uğraşıyorum ben burada. Uzun sürmedi mi bu biraz? Numara mı yapıyorum size ayol? Bütün dikiş yerlerim sızlıyor. İki büklüm oldum bak. Geçecek geçecek. Fazla dinleme kendini. Tabii. Şimdi böyle oldu değil mi Halil Bey? Gözden düştük. Daireyi de unuttuk çok şükür. Sen iyileş de hele alırız. Daha ne daireler var? Hadi hadi. Çocuk mu kandırıyorsun? Bırak numarayı. Kuruş harcamazsın sen bana bundan sonra. Canımı sıkma benim Sultan Hanım mübarek gün. Tabii canın sıkılır. İşine gelmedi değil mi? Erkek değil misiniz? Topunuzun boynu altında kalsın. Sağlığım yerindeyken Sultan Hanım bir tane. Gözden düştük tabii. Üstüme kuma da getirir bu hain. Halil Gıda Pazarı, buyurun. Yazayım hanımefendi. Var usta, ne kadar? Kes yarım kilo kadar. Ungottes Viren, yarım kilo pastırmaya ne yapacaksın Davut? Bütün ev kokar vallahi. 150 gram falan. Kime yeter Hurriye? Ben yerim tek başıma 150 gram pastırmayı. Bu tadımlık Davutcuğum, mese olarak... Es ist doch nicht zum satt werden, mein lieber ya. Siz bize oradan 10 dilim kadar salam verin, bir pakette sosis. 10 dilim mi? Oh my god Ulviye, biz to mention verunger lassen. Tövbe tövbe, hiç davet etmeseydin o zaman. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Niye öyle yüzüme bakıp sırıtıyorsun iblis? Hoş geldin dedik baba, ne sırıtması? Sultan Hanım'la kavga ettin yine herhalde. Kırarım onun yüzünü iblis, laf çıkartma, ne kavgası? Müşteri var baba, yavaş. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Halil Efendi. Siz niye zahmet ettiniz efendim? Telefonla ısmarlasaydınız çocuklar getirirlerdi. Bizim hanım titiz gözüm. Ben de söyledim ama içi rahat etmedi. İlla eliyle seçecek. Buyurun hanımefendi, dükkan sizin, seçin. Yardımcı oluyor musunuz Asım? Tabii baba. Servis mükemmel. Sağ olsunlar. Niye öyle kaşını gözünü oynatarak baktın? Sormayacak mıyız? Ne dedik Halil Bey? İşine bak.
Aa, nasıl oldu Sultan Hanım Halil Efendi? Biraz daha iyi de inşallah. Biraz. Ya, geçmiş olsun gözüm. Sağ ol, ne yapalım, kader böyleymiş. Üzülme Halil Efendi, çocuğunuz olmaz ama kadın sağlığına kavuştu. Sağlık olsun da gözüm, her işin başı sağlık. Öyle efendim. Torun sevmek düşer bize bundan sonra zaten. İşine bak iblis. Bizde de misafir var bu akşam. Hanım 6 numaradakileri yemeğe davet etti. Hı hı, Sabri Beylerin kiracıları. Onların durumları bozuk bugünlerde hanımefendi. Aman dikkat edin. Bize 40 milyondan fazla borç taktılar. Ah. 2 gün içinde ödemezlerse vereceğim icraya. Pembe. Benim böyle bir kızla evlenmem lazım işte. Bakayım tertip nasıl? Hayır, bakamazsın. Devam et işine. Şimdi böyle mi oldu? Böyle evet. Burada patron benim. Ne dersem o olacak. Tamam, ben de söylemezsem amcama. Söyle. Bakalım inanır mı? Vallahi söyleyeceğim. Yengeme de. Söyle, ne var? Bakıyorum işte. Burada bakın demir eskici. Hüseyin abi geldi. Gelsin, ne yapalım? Saklı onları. Burada niye geliyor şimdi? Vay benim tertiplerim. Ustam yok mu? Yok. Dinleniyor bugün. İşleri bana devretti. Oh, yaşadınız desene. Ne yapıyorsunuz başka? Temizlik yaptırıyorum tertibe Hüseyin amca. Aferin. Sen? O da senin dergilere bakıyor Hüseyin abi. Niye söyledin? Hadi. Ne var bunda aslanım? Bakacaksın tabii. Delikanlı adamsın sen. Şunları yenileyelim be Hüseyin amca artık. Yenileriz aslanım. Kolay. Neler var elimde, ne manzaralar. Manzara mı dedim? Bakalım şunlara Hüseyin abi be. Bakarsınız aslanım, kolay. Siz de bir yemek ısmarlayın ama Hüseyin amcanıza. Ismarlarız Hüseyin amcacığım, ne istersin söyle. Ha şöyle konuş canımı al. Şu pideciden lahmacun yaptırsam mesela. Madem bugün patron sensin, şöyle bol malzemeli, üçer tane. Üç yok Hüseyin amcacığım, patlarsın. Bize de Cenap amcalar gelecek bu akşam. Annem çok güzel şeyler yapıyor. İyi dedin. Benim de alacağım var onlardan. Bir uğrayayım bakayım lahmacunu yedikten sonra. İkişer tane ama, tamam mı Hüseyin amca? Tamam. Hadi söyle. Oh tertip. Annem nerede yok? Ben karışmam. Karışma. Burada patron benim. Dileği de çağıracağım şimdi. Ben gelene kadar her taraf tertemiz olsun. Duydun mu? Duyduk. Ona göre. Son veririm işine. Çakacağım şimdi şunu kafasına. Bırak aslanım. Allah çakmış zaten çakacağı kadar. Ne yaptınız evlilik işini, konuştun mu amcanla? Konuştu da Hüseyin abi, nerede oturacaksınız diyor. Yahu o kolay. Söylemedin mi? Çıkarız bir kondo hazine arazisinin üstüne. Şu köyü bir arayalım. Otomatik miydi bu? Otomatik. Ha tamam. Ne kızlar var. Şehre gelmek için göbek atıyorlar. Nereden bulacaklar senin gibi meslek sahibi kocayı? Fiyatları da makul. Hey maşallah! Elmalar Amasya! Adem abi merhaba. Merhaba. Ne haber Tertip? Haberler iyi Adem abi. Lahmacun ısmarladım pideciden. Dükkanda yiyeceğiz öyleyim şak kimse. Sen de gelsene. Nasıl geleyim aslanım? Sağ ol. Dükkanı kapatamam. Sıkı kontrol var. Sedat Bey her an gelebilir. Yazık, kaçırıyorsun. Dilek nerede? İçeride. Afiyet olsun. Dilek merhaba. Merhaba. Çorabını mı çekiyordun? Çek. Ben beklerim. Çektim. Gel. Nereden böyle? Seni almaya geldim Dilek. Lahmacun ısmarladım pideciye. Ay canım. Nasıl düşünür arkadaşını? Düşünmez miyim Dilek? Annemler de yok bugün. Öyle güzel yiyeceğiz ki, sıcak öyle. Benimki soğansız olacak ama, tamam mı? Biliyorum Dilek. Soğansız söyledim sana. Çorabın mı düşüyor? Ha, ara sıra. Çek. Ben bakmam. Gidelim mi? Gideriz. Dur biraz şuraları toparlayayım.
Topla Dilek. Çorabını da çek öyle. Ben beklerim. Hayırlı işler kızım. Sağ ol usta, buyur. Hanım birkaç şey ısmarladı. Verelim. İki limon. Bir demet maydanoz. Bir dereotu. İki de kıvırcık salata. Kıvırcık da ne kıvırcık maşallah. Aman gözüm, bizim hanım titizdir biliyorsun. Alman tabiatlı. Merak etme usta, bilmez miyim yengeyi? Ha, sen 2-3 tane de Türk koy o torbaya gözüm. Başını. Ha, senin de oğlan da burada. Ha, burada mı? Bak hayırsıza. Dükkana emanet ettik, ne yapıyor? Direğin yanında, lahmacun ısmarlamış. Bak işi, patlatacağım ensesini. Babam da çok oluyor artık Dilek, bıktırdı. Devamlı patlatırım enseni. Dukkom, buraya gel. Patlatacağım, buraya gel. Gelmiyorum, bana ne? Ne dedin? Gelmiyorum dedim. Tertip baban. Babam mı? Aa, baba. Baban ya. Ne geziyorsun buralarda Dukkom? Öyle uğradım baba, zor dile. Hani söz vermiştin, ayrılmayacaktın dükkandan bir yere. Şimdi geldi Davut usta. Şimdi geldim babacığım valla. Dükkan da tertemiz. Tut yemin etme. Türk çocuğu yalan yere yemin etmez. Buraya gel. Ya geleyim de ensemi patlat. Patlatacağım. Gel. Buraya gel. Davut usta hatırım için vallahi şimdi geldi. Yapmaz bir Davut usta yapmaz. Affet. Sen de hemen söyledin mi Adem abi? Ne güzel lahmacun yiyecekti. Karın sıcak. Şimdi ben sana bir güzel lahmacun yedirim. Davut usta Allah aşkına tamam. Tamam Davut usta tamam. Ne güzel tamam. Sarılıyorsun dili. Dikkat et çorabın falan kaçar. Babaanne, babaanne saydın mı paranı? Nesini sayacağım oğlum? Hepsi 150 milyon işte. 3 aylık. O kadar. Ayda 50 milyon ha. İşin zor be babaanne. Buna da şükür. Neler var asgari ücretle, 5 çocuklu. Onlar ne yapsın? Felaket. Dedemin maaşının %75'ini mi bağladılar şimdi sana babaanne? Öyle. Tek başıma olsam düşün. Kiramı vereceğim, mutfağımı, üst başağımı. Oğulların sağ olsun babaanne. Sağ olsunlar. Onlar olmasa ne yapardım? Dedenin zamanında da hep dua ederdi rahmetli. Arabayı nereye koyduk biz? Yoruldun mu babaanne? Yürüyeceğiz biraz çünkü. Bankada beklemekten yoruldum. Böyle olmaz babaanne. Bir kart çıkartmak lazım sana. Ben kullanamam ki. Makinelerle ne yaparım? Uğraşamam bu yaştan sonra. Kolay babaanne. Büyütme o kadar. Ben çekerim sana. Gel bir tavuk göğsü ısmarlayayım sana. Oo babaanne sen de durup durup bir şey çıkartıyorsun. Maaşımızı aldık oğlum. Yanına bir de sade gazoz. Neden de olsa ısmarlardı şimdi. Ne acelen bir işin mi var? Var babaanne. Zeynep'le buluşacağım söyledim ya sana. Buluşursun. Hadi gel şu muhallebilerimizi yiyelim. İstersen kazandibi ısmarlarım. Ya. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ye bakalım beğenecek misin? Deden de hep buraya getirirdi beni. Biliyorum burayı babaanne. Beni de getirirdi. Nefis vallahi çok güzel. Ben bundan bir tane daha yerim. Ye afiyet olsun. 3 aylığın da yavaş yavaş eriyor ama. Erisin. Harçlık da vereceğim daha sana. Yok be babaanne. Daha ne artık? Vereceğim. Deden vermez miydi? Dedem, şu devletin parası bereketli olur oğlum. Ne zaman sıkılsak imdadımıza yetişir derdi babaanne. Öyle oğlum. Az da olsa doğru söylemiş rahmetli. Babaanne, bak şunları yiyelim seni satacağım kusura bakma. Niye kurtlandın oğlum? Ne güzel geziyoruz. Yok babaanne, gezemem daha fazla. Zeynep'i kaçıracağım. Oğlum Zeynep'i her gün görüyorsun. 40 yılda bir babaannenle şöyle baş başa. Ya yetti ama babaanne. Bak ben şimdi seni şirkete bırakayım oğullarınla baş başa. Ne yapacağım oğullarımı? Ha, sen gençlikle takılmak istiyorsun. Tamam alalım o zaman Zeynep'i de. Yok aman en iyisi şirkete bırak beni. Babaanne. Efendim? Darıldın mı yoksa bana? Niye darılayım oğlum?
Doğru söyle bak. Doğru söylüyorum. Nefis vallahi. Ben bundan bir tane daha götürürüm. Götür götür. Allah'ın cezaları. Tamam efendim, tamam. Suları ısındı ikisinin de. Ben ne yaptım efendim? Söz konuşma benimle. Daha ne yapacaksın? O haydutla bir olup haneye tecavüz. Yok sahibciğim. Oradan tutturamazsın. Adam efendi gibi zile basıp izin istedi. Ay geberesici haydut. Vereceğim mahkemeye. Şahitler de burada. Cana kasıt. Adam öldürmeye tam teşebbüs. Sıtkı, izin aldı değil mi canımın için? Kim Cenab-ı abi? Katil. Katil miydi adı? İzin aldı, aldı. Sizin neyiniz var? Çenemin altına dirsek girdim Türkan Hanım. Dilimi ısırmışım. O şişeyi katilin kafasına geçirmeseydim Sevim. Hepsi paramparçaydı şimdi. Sen sus Cemil, sen hiç konuşma. Konuşurum, benim adım Cemil. Ben kurtardım hepsini. Konuşma dedim sana. Kulağım koptu. Geber inşallah. Niye geberiyormuş? Seninki can da bizimki patlıcan mı? Vallahi şimdi kalkar yerimden koparırım o senin dilini. Kolaydı. Sus kızım, cevap verme öyle Sabri Bey'e. Gül, işimize bakalım, sırası mı şimdi? Rapor alalım efendim hepimiz. İlk celsede attırırız ikisini de apartmandan. O raporu ben veremem yalnız. Söyleyeyim de adli tıbba gideceksiniz. Şahitler burada efendim. Olmaz. Mahkeme kabul etmez onu. Allah Allah. Ne gerek var efendim bu kadar bürokrasiye? İşte deliller, işte suçlular. Mevzuat böyle efendim. Of! Of başım! Of! 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 Of. Bu ne rezalet be? Durup dururken... Sıtkı, durup dururken elim şişmeye mi başladı? Bir baksana şuna. Tetanos falan kapmayalım. Yok be abi. Küçük bir sıyrık Cenap Bey. Ama çok fena halde sızlıyor hanımefendi. Bir baksanız ya. Ay çok mu acıyor Cenap Bey? Sızlıyor hanımefendi, sızlıyor. Vay canına. Sağ ol. Hayla Hanım. Cenap Bey'in elini bırakın da lütfen kocanızla ilgilenin biraz. Ben araya girmesem hepsi paramparçaydı şimdi Sevim. Cemil sus biraz. Susmam. Cemiller susmaz. Anam. Kulağım. Kulağım yanıyor. Kopmuş mu yoksa Gül? Rahat dur Cafer. Vallahi hiç anlamış değilim hanımefendi. Bu ülkede ne kadar sudan sebepten kavgalar çıkıyor. Bir hiç umurumda. Biz alışkınız Cenap Bey maalesef. Bu ülkede hep böyle çıkar kavgalar. Baksanıza bakan koruma polisine tokat atıyor. Koruma polisi vatandaşı tekmeliyor. Yazık 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 yazık. Halbuki güzel güzel oturup konuşmak varken. Hanımefendi bu diyalog kopukluğu. Öyle maalesef. Sıtkı, sen de dilini mi ısırdın o arada canımın içi? Isırdık Cenab-ı abi. Bu böyle olmaz efendim. Bakın hepinizin yanında söylüyorum. Bu apartmandan ya bu haydutlar gidecek ya ben. Kulağım yanıyor. Geber inşallah. Cenap Bey, nasıl oldu eliniz? Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldin canım. Buyurun. Aman aman, kim gelmiş babaannesinin güzeli? Özüne geldik Mineciğim. Ne özürü canım, saçmalamayın Allah aşkına. Özür efendim, özür. Hatamızın farkındayız. Elimizde olmadan kırdık sizi. Raşit, evde ne konuştuk? Karışmayacaksın bir şey demedim mi sana? Ne söyledim şimdi Nimet? O kadar, bilmem artık. Canım, özlemişim. Ne severim seni. Efendim, bu sizin. Hem de Lilyum, çok teşekkür ederim. Bir şey değil canım. Hacer Hanım, çayın var mı? Var, şimdi demledim. Pasta da mı getirdiniz? Tiramisu efendim. Bizim köşedeki pastaneden. Çok güzel yapıyorlar. Sen seversin. Severim de Nimet, 1000 kilo oldum baksana. Ben de aldım şekerim. Sporu bırakmayacaktınız efendim. Nimet'e de söylüyorum.
Ne güzel tenis oynuyorduk bir ara. Oynarız yine, oynarız. Buyursanıza. Hacer Hanım, şu lilyumu da bir vazoya koy getir hadi. Tamam hadi. Ablacığım, koyarım. Hadi canım. Aman Nimet, bu Hacer'in yanında ailevi meseleleri açma sakın. Çok laf getirip götürüyor. Ben sen değilim Raşit Bey. Kimin yanında ne konuşulacağını bilirim çok şükür. Kapat çeneni otur. Ne dedim sana evde? Babaanne yok mu? Yok, Nazanlar'da kalıyor birkaç gündür. Oba canım benim. Başkalarının yanında benimle konuşmalarına dikkat et Nimet. Efendim, ne dedin? Anlamadım. O kadar söylüyorum işte. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Nimet Hanım. Raşit, sesini yükseltme öyle. Paralarım vallahi şimdi seni. Kim kimi paralıyor bakalım? Yetti be artık, yetti. Herkesin bir şerif haysiyeti var. Bundan sonra işlemlerimizi sen takip edeceksin Bülent, tamam mı? Tamam Cem Bey. Nasıl oluyor efendim? Bu benim işim. Hem Ergun Bey'in de yükünü hafifletmiş oluruz biraz Bülent. Hı, anladım efendim. Olmaz efendim. Ben yükümden memnunum. Bunca yıldır takip ettiğim iş. Bankalarda herkes beni tanıyor. Bir telefonla tahsildeki çeki durdururum. Kalmadı artık öyle telefon, havale, ekstra falan Ergun Bey. Bilgisayara yükledik bütün işlemleri. Olsun efendim. Nasıl emanet edersiniz şirketin milyarlarca hesabını çoluk çocuğun eline? Çocuk muyuz artık Ergun Bey? Çok muyuz evladım, maşallah. Belli oluyor. Hayırlı olsun. Bilgisayar kullanamıyorsunuz Ergun Bey. Kendimizi kandırmayalım lütfen. Kullanırım efendim. Her şeyin elinden evvelallah. Hor görmeyin o kadar bu garibi. Yıllardır kim tuttu bu şirketin hesabını? Çağ dışı mı kaldık şimdi? Ne var bunda bu kadar alınacak Ergun Bey? Alındım efendim. 22 yılım verdim ben bu şirkete. Siz de şimdi benim yanında çalışan dünkü çocuğa yetki veriyorsunuz. Lütfen arabeske dökmeyelim işi Ergun Bey. Arabesk? Benim söylediklerim arabesk, öyle mi? Tamam efendim, tamam. Bitti. Mehmet Bey, özür dilerim beklettim sizi. Görüşmesi bitti, hemen bağlıyorum. Abbas efendi, bana bir hılımur yapar mısın? Yapayım bacım, bağış üstüne. Üşüyorum. Sayım günü sokağa çıkma yasağından sonra Bülent'le buluştuk. Kaptım şifayı tabii. Geçmiş olsun bacım. Akşam bir güzel terle, bir de aspirin iç, affedersin. Yo, ben buna katlanamam Kınarya. Tamam, bitti. O kadar uzun boylu değil. 22 yılım vermişim ben bu şirkete. O ne sanıyor kendini? Yavaş Ergun Bey, duyacak. Duyarsa duysun. Yetti vallahi. Oyuncak olduk elinde dünkü çocuğun. Ne oldu Ergun Bey? Ne olacak kızım? Benim bütün yetkilerimi nişanlına verdi Bilat Hazretleri. Büyütüyorsunuz Ergun Bey. Bütün yetkiler değil. Sadece banka tahsili. Daha ne olacak be? Daha ne olacak? Bugüne kadar kimdi bu şirketin itamiri? Kim çekiyordu parayı? Kim ödedi sizin aylıklarınızı? Yine siz vereceksiniz Ergun Bey. Yazık yazık. Sana teessüf ederim. Açıp ağzını bir kelime söylemedin. Tabii oturtuyor Bilat Hazretleri seni yavaş yavaş benim yerime. Açar mısın hiç? Üzülürüm böyle düşünürseniz Ergun Bey. Siz beni hiç tanımamışsınız. Tanımamışım ha. Çok iyi tanıdım artık. Yazık. Yılan beslemişim koyduğunda da haberim yokmuş. Aa, ayıp oluyor ama Ergun Bey. Tövbe, o ne kelime müdürüm, affedersin. Sus sen de be. Tamam tamam, hayırlı olsun. Bir dakika durum artık bu şirkette. Böyle çoluğun elinde oyuncak olacağı ama limon satarım daha iyi. Allah kahretsin. Ne oluyor Şükrü? Annem bizi boşladı. Allah muhabbetinizi arttırsın. Gözümüz yok ama. Gelecek, gelecek. Rahat değil. Bilgeler de bizde kaldı dün gece. Kaloriferleri bozulmuş. Gelmez o, gelmez. Bırakır mı hiç o sevgili oğlunu? Sen de ne kıskançsın be abi. Kadın iki gün yanımızda kaldı. Öyle valla. Onun asıl oğlu sensin. Göz bebeği. Ha, aldı mı emekli maaşını? Aldı herhalde. Ali ile gittiler. Aman alsın alsın. Kaç gündür tutturdum maaşım da maaşım. Sanki o kadar acelesi var. Alıp da bir yere verecek. O da onun bir güvencesi be abi. Gel. Efendim, fazla vaktinizi almayacağım. İzninizle. O ne Ergun? İstifa bekliyorum efendim. İstifa mı? Ne dedin? Öyle efendim, maalesef. Dayanamayacağım artık. Şerefimle oynuyorum bu şirkette. Saçmalama Ergun. Kim oynuyormuş senin şerefinde? Cem Bey. Cem mi? Evet efendim. Bütün yetkilerimi Bülent'e verdi. Olmaz öyle şey. Oldu efendim, oldu. Benim yanımda yetiştirdiğim yamağım. Ağlama, ağlama.
Ah efendim, ben ağlamayayım da kim ağlasın? 22 yıllık emeğim bir anda. Ağlam Ergun. Sok şu mektubu da cebine. Bu işin geri dönüşü yok efendim. Şerefim, itibarım ayaklar altına alındı. Bunu benden istemeyin lütfen. Tamam tamam, konuşacağım şimdi Cem'le. Sok şunu cebine dedim sana. Sokamam efendim. Limonatanın bundan daha iyi. Duramam artık ben bu şirkette. Ergun, ver şunu. Bana zor kullandırtma. Konuşacağım dedi işte abim, yürü. Götür şunu Şükrü, yüzünü yıkasın. Demet, söyler misin Cem gelsin buraya? Hayır, bunlar genç, tecrübesiz insanlar. Yapar bir yanlışlık, batırırlar vallahi şirketi. Ergun tamam, gel benimle. Telefonu meşgul Şevket Bey. Yine arayacağım tabii. Üzüldüm şimdi ya. Hay Allah, benim yüzümden. O da durmuyor ki babam, affedersin, durduğu yerde. Ona şikayet, buna şikayet. Bırakın beni efendim, ben gideyim. Ben burada fazlayım zaten. Ergun ağlama çocukların yanında. Onların mı hayatlarından? Onlara göre bir şey yok ki. Ergun saçmalama lütfen. Kapat bu lafı artık. Abbas efendi yardım et. Hadi gir koluna. Yüzünü yıkasın güzelce. Baş üstüne babam. Gel müdürüm. Abbas ah, ben neye yanayım? Bunca yıllık emeğim mi ya? Ağlama müdürüm, affedersin. Koskoca adamsın. Bitmedi mi Cem'in konuşması? Devam ediyor Şükrü Bey. Yurt dışıyla konuşuyor herhalde. Bitince gelsin. Ne yaptığını sanıyor bu Leylek ve Şükrü? Gelsin de anlarız, konuşalım. Olmaz oğlum. Bu kadar yıllık adamımız. Döverim vallahi ben bu herifi ha. O yaşta adam dövülür mü abi? Ben döverim bu herifi. Gel. Merhabalar. Hoş geldin anne. Anne geç şöyle. Nereden böyle? Muhallebiciden geliyoruz amca. İki tavuk göğsü bir gazoz. Oh iyisin. Aldın mı maaşını? Aldı. Şimdi annenizi size teslim ediyorum, buyurun. Sen nereye? Zeynep'le buluşacağım baba. Çok geç kaldım. Vay benim çapkın yeğenim. Hadi bakalım uç. Bol şanslar. Neyiniz var sizin oğlum? Suratlarınız asılmış bir karış. Kavga mı ettiniz yoksa yine? Yok be anne. Ne kavgası? Yapmayın öyle şeyler. Döverim vallahi ikinizi de. Anne bu ne? Size getirdim aç. Tavuk göğsü keşkül. Seversiniz. Oo yaşa be anne. Ben keşkül severim. Dur be yavaş, biz de yiyeceğiz. İkişer tane aldım oğlum. İtişip kakışmayın. Cem yok mu? Çağırın onu da. Gelir şimdi, gelir Leylek. Çağırdık onu da. Aman abi, annemin yanında. Tamam. Oh. Mis gibi kokuyor anne. Bayılırım buna. İnşallah Cem gelmez şimdi. İyi ki o muhallebileri götürmüşüz. İyi ki Cem abinin yurt dışı telefon görüşmesi de uzun sürmüş. Afiyet olsun bacım. Rahmetlinin ilk maaşından. Kurban olduğum hakimim, toprağı bol olsun. Leyla Hanım teyze hiçbir şey anlamadı bereket. Ya Şükrü Bey hemen aldı götürdü. Ne yapıyor bunlar? Konuşuyorlar herhalde. Of ne gündü. Neyse, kavgasız gürültüsüz. Ergun Bey'i çok üzüldüm. Ben de. Kes bu bıyaklamaları artık Ergun. Kestim efendim, kestim. Çocukların yanında devam etmeyin. Anlaşıldı mı? Hepsi biliyor efendim. Olsun. Hadi Cem. Geldim. Ha. Hadi çocuklar biz çıkıyoruz. Siz de toparlanın yavaş yavaş. Abbas yardım et. Baş üstüne müdür. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ergun Bey yüzümüze bakmıyor. Yok canım. Utancından o. Ağladı ya. Hadi biz de çıkalım. Toplan. Hadi. Barışmışlar galiba. Öyle görünüyor. Aman aman iyi. İyi akşamlar. Hoş geldin Hacer Hanım. İyi akşamlar. Oh, öldüm anam. Abbas nerede? Şevket Beyleri yolcu ediyor. Şimdi çıktılar, görmedin mi? Yo, başım döndü valla. Otobüstenin vapura, vapurdan otobüse. Üf. İyi ki şu at bile almışım.
Çarşıya da uğradım. Ahanam her şey ateş pahası. Hoş geldin Hacer Hanım. Hoş bulduk. Ayıptır söylemesi, şu torbayı 5 milyona dolduramadım. Her şeyin bereketi kaçtı valla. Bu ne canım? Zamzam üstüne, zamzam üstüne. Hacer Hanım zaten herkesin canı sıkkın affedersin. Kalk zammam deyip durma da daha çok sıkma insanın canını. Dur ayol ha. Bir nefes alayım. Canım çıktı zaten ayakta otobüslerde. Allah'ın devrası. Ayırtamadık gitti şunu da. Gittin babacığım gittin. Sus. Sana da babana da şimdi. Buyurun. Hah geldiniz mi? Nasıl efendim Haydut? İyi önemli bir şey yok. Hah neyse. Kendi azgınlığının neticesi ama. Beyin sarsıntısı geçirebilirdim. Şu kadar şişeyi yedi ensesine efendim. Turp gibi maşallah. Allah uzun ömür versin. Ne olur ona. Türkan Hanım. Söyler misiniz şunu lütfen? Konuşmasın benimle, vallahi çok fena olacak. Konuşma Cafer, biz konuşuyoruz. Buz koyduk, dinleniyor. Oh, ucuz atlattı vallahi Haydut. Aklı başında çok şükür. Sedat Bey bekliyor. Ne yapacakmış efendim? Bana mı soruyorsunuz? Ne yapacak efendim? Soracak hesabını elbet bu işin. Görüyor musunuz efendim? Hala kan davası peşindeler. Kapatın artık şu konuyu Cafer. Bak 5 yaralı var apartmanda bir hiç yüzünden. Hastaneye döndü. Onlar işin o tarafında değiller ki efendim maalesef. Ortalığı karıştırsınlar da. Aman be. Ortalığı karıştıran biz değiliz. Görüyor musunuz efendim? Pabuç kadar değil. Hem suçlu hem güçlü. Hadi Gül işine bak. Ortalığı toparla. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aman Cafer. Sedat Bey'in geldiğini sakın söyleme. Yeniden bir tatsızlık çıkmasın. Söyler efendim bunlar. Sakın ha, duydun mu? Duydum efendim. Sabri Bey, Atürkan Hanım burada mısınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay çok merak ettim. Nasıl oldu Cenap Bey'in eli? Cenap Bey'in eli mi efendim? Kocanızın durumunu merak etmiyorsunuz da. Yazık yazık. Vallahi gözlerim kararıyor. Koluna girin Ayla Hanım, yatırın biraz onu. Her şey için çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi Cafer, dediğim gibi. Karıştırmayın ortalığı, tamam mı? Tamam efendim, buyurun. 5 yaralı var babacığım, buyurun. Şşşt! Yazık, vallahi yazık. Kocanız burada ölüm tehlikesini atlatamamış henüz, siz ona Cenap Bey'i soruyorsunuz. Ha. Siz de yatın o zaman biraz efendim oralarda dolaşacağınıza. Hem gözlerim kararıyor, başım dönüyor diyorsunuz. İmam mı getirdin evladım? İmam mı dedi? Aferin okusun biraz. Nerenin imamısın sen? Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Ben şimdi sana bir güzel okurum ama... Ne imamı anneciğim, tanımadınız mı Sabri Bey? Sabri Bey. Sabri Bey mi? Ne sarmış o öyle kafasına kızı? Allah Allah. Dünyadan haberi yok kadının. Apartman birbirine girdi anneciğim, duymadınız mı? Dövdüler mi onu? Hah şimdi anladı. Yumruk yemiş alnına anneciğim, yukarıdaki hayduttan. Elleri kırmasıcalar. Kimin oğlu? Vah vah. Kadıncağız iyice anzammere tutuldu. Amerika'nın eski başkanı Reagan da böyleymiş işte. Anzammer değil efendim onun adı. Bakın Cenap Bey ne güzel söylüyor. Vay sizin Cenap Bey'inize de, Anzammer'inize de. Ah başım, başım. Hadi bakayım, yaşam bir önşün, hadi bakayım. Vatandaş seninle gurur duyuyor yavrum. Kız Yavuz, içme şunu. İçeceğim ablacığım, karışma vatandaşın keyfine. Sıkma canını. Kız sana ne dedi doktor ha? Ne olur bir gecede zıkkımlanma sen şunu. Yok benim işim. Hazır mı nevalemiz? Hazır. Görmüyor musun lan? Güzel konuşan ablacığım. Zaten vatandaşın canı sıkkın. Oymayayım seni. Kız sen de erkek misin be? Yedin o sümüklü heriften şişeyi kafana. Oturdun. Arkadan nalandık ablacığım. Ben sakin ol yavrum. Vatandaş bu turbu yiyecek. Kütür kütür.
Oh, kendime geldim. Kız gidersin kütlüye ha. İçme fazla, karışmam. Vatandaşın ensi çıkalım ablacığım, olmaz bir şey. Biraderi bekliyorum. Gelsin ifadesini alayım. Kız bırak, manyak mısın? Ne ifadesi bu saatte? Kalbin malbin duracak. Bıktım ha. Senin turpundan da, got got horozundan da bıktım. Ay. Otur ablacığım, otur. Vatandaşın kafasını bozma. Cemil. Buradayım Sevim. Nereye gidiyorsun? Sen masayı hazırlayana kadar ben gidip gelirim Sevim. Nereye dedim? Bir bakayım Sedat gelmiş mi? Hayır, bir yere adımını atamazsın. Otur şuraya. Bir dakika Sevim. Katil onu bekliyor. Sen ne yapacaksın? Araya girmek lazım Sevim. Öldürebilir Sedat'ı. Seni de öldürebilir. Kolay değil öyle. Benim adım Cemil. Cemil, canımı sıkma benim. Otur şuraya dedim. Senin yüzünden çıktı zaten bütün hadise. Benimle ilgisi yok Sevim. Ayrıca o şişeyi katilin kafasına indirmeseydim daha çok kan dökülecekti. Ne istiyorsun sen ha? Ne istiyorsun? O da indirsin senin kafana bir şişe görgününü. Otur şuraya. Bıktım be. Seninle mi uğraşacağım, işime mi bakacağım? Bak şimdi nereye yine? Pencereden bir bakıp geliyorum Sevim. Sedat gelmiş olabilir. Merak ettim şimdi. Nereye gitti bunlar? Serpil Hanım da evde yok. Of Allah'ım of, nedir benim çilem? Seninki gene gözetlemede. O devamlı gözetlemedi anne. Alıştık artık. Ne olmuş onun kafasına? Görmedim. Ne olmuş? Sargılı. Şükrü Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Apartmanda olay var olay. 5 yaralı. Yaralı mı dedi? Ne oldu? Zabıt kavgası. Meclise döndük. Tekme yumruk birbirine girdi millet. Aa! Adliye koridorları gibi. Televizyonlarda gösteriyor ya hani reality show'lar. Aynen. Buyurun. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ne oldu kulağına oğlum? Öyle geçmiş olsun. Sağ ol teyzem. Kavga mı ettiniz Cafer? Kavga değil efendim. Kavga değil. Ne kavgası? Çete bunlar. Çete. Bakın benim halime. Vah vah. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Hayati tehlike henüz geçmiş değil. Bu müdafaa ettiğiniz adam o yukarıdaki haydutla bir olup ev basıyor. Cana kasıt. Ne ayıp Cafer. Yok öyle bir şey efendim. Tövbe valla. Ne ev basması? Sedat Bey ile bir olup kendisi bizi tehdit ediyor. Sus alçak. Şimdi öteki kulağını da ben koparırım. Ah, ah. İşte gördünüz. Hadi anne. Buyurun. Hadi yürü. Bu burada Sedat Beyleri bekliyor efendim. Eşkıya gibi. Bakın söyleyeyim. Katile haber verip dövdürtecek adamlara adi. İyi akşamlar buyurun. Vallahi pişman oldum buraya geldiğime. Oho, biz ne anlatıyoruz? Hiç oralı oluyor mu? Kendini beğenmiş sinavik herif. Zırt pırt sönmeye başladı. Allah'ın cezası. Babacım patkın patkın. Şşt, karışma sen lafa. Cafer. Ne var? Hadi ben iniyorum. Gelmiyor musun yemeğe? Yok, daha acıkmadım. Ne dikiliyorsun burada? Sedat Bey'i bekliyorum. Katilin kesin emri var. Gelince haber ver dedi. Hadi bakalım, ben de bekliyorum. Bulun da Sedat Bey'i dövün. Vallahi çağırırım polisi. Suçüstü yakalatırım ikinizi de. Kelepçeyle götürürler. Hadi, götürsünler bakalım. Çağır. Bulacak belasını. Cafer yeter artık. Aa. Bırak. Gel ye yemeğini. Korkudan ödü patlamış zaten baksana. Öf babacığım patkın patkın. Tüh ikinizin de yüzüne. Şöyle bir gün oturalım da dinlenelim dedik evimizde. Vallahi lahmacunu ben söylemedim amca. Al. Şikayet yok. Kim söylediyse söyledi. Kalk boğumu dinle. Dur kof. Amca bak vuruyor. Al. Eliniz kolunuz rahat dursun. Patlatırım ikinizin de ensesini. Oo maşallah. Neredeyse misafirlerimiz gelecek. Siz orada pat küt. Oh anneciğim. Buraya kadar geliyor kokusu. Ne güzel şeyler yapmışsın bize. Yaptım ama yavrum. Siz de bana hiç yardımcı olmuyorsunuz. Kalksanıza eşekler. Nein. Nein danke. Bitti artık, bir şey kalmadı. Sen ayaklarını yıkadın mı Galip? Yıkadım yenge.
Yıkadı anneciğim köpüklü köpüklü benim yanımda. Çorap? Ters yüz yaptım. Un kafes mi yön ters yüz mü rezalet? Tüy, yüz karası çorabım mı yok? Tüh. Var baba tembellikten değiştirmiyor. Halt! Rahat dur. Kalk değiştir çabuk. Kalk! Çabuk. Sonra da al abadiyi dolaştır biraz. Duydun mu? Duydum yenge tamam. Ayıp olan misafirlerimizin yanında hayvan sıkışabilir. Duydun mu? Duyduk tertip. Dikilme orada öyle hayırsız. Git değiştir o çorapları da. Duydun mu fırla. Sakın sakın masadan bir şey aşırmak yok. Acıktık ama Ulviye geleceklerse gelsinler onlar da. Ha? Ha geldiler anne. Evet onlar. Gel bakayım buraya. Geç şöyle sıraya. Dukov. Aman aman Davutcuğum sakın sakın misafirlerimizin yanında öyle. Ha? Tamam Ulviye anladık. Aç şu kapıyı. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dinle ne oldu amca? Şişsiz canımın içi. Sabahki kavga sırasında bir dirsek yedi çenesine. Geçmiş olsun gözüm buyur. Sağ ol. Vah gözüm vah. Bu apartmanın kavgası gürültüsü bitmez. Öyle canımın içi. Sıkmayın ben de yaralıyım. Ah geçmiş olsun sizin eliniz var. Elimden hanımefendi. Acımasızca tırnakladılar. Bereket tetanos tehlikesi yokmuş. Oh. Buyurun gözüm buyurun. Ayakta kalmayın buyurun. Sağ olun. Erken gelmedik inşallah. Ah Nain efendim. Tam vaktinde her şey hazır. Amcacığım şu masaya bakın. Wunderbar. Wunderbar. Ne zahmet ettiniz. Kim yiyecek bütün bunları? Görüyor musun Sıtkı? Resim resim. Görüyorum abi. Elinize sağlık. Bitte sehr guten Appetit. O elindeki ne amca? Alt, sorulmaz öyle. Çok ayıp Halis, belki bize getirmediler yavrum. Size haberdi. Sıtkı'nın bir tablosu. Açın bakalım beğenecek misiniz? Aç anneciğim öyle yumuşak yumuşak. Alt, rahat dur saldırmasana Dunkov. Nein Davutcum, ne konuşmuştuk mu? Oh, çok güzel. Bu ne bu böyle gözüm? Resim canımın çi. Resim baba görmüyor musun? Halt, karışma sen. Arkadaşım biraz ekspresyonisttir. Ha, ne gözüm? Ekspresyonist canımın çi. Ha, güzel güzel. Komünist dedin sandım da. Nan Davut, politika yok bu akşam. Çok teşekkür ederiz. Bak ben ekspresyonu sayılmam de ne abi. Olsun gözüm zararı yok. İstmist buyurun oturun. Yorma dilin boşuna canımın içi. Ekspresyonist, empresyonist bir şey fark etmiyor burada. Abadi, abadi, abadi. Tertip neredesin? Amcalar geldi bak. Değiştirdin mi çorabını hayırsız? Değiştirdim amca bak. Aferin geç bakayım amcaların elini öp. Amcanın çoraplarını mı giydin galip? Açık olsun. Hoş geldiniz. Öyle mi gibi insanların yüzüne bakılmaz tertip. Çok ayıp. Hiçbir ressam görmedim. Annem nerede? Ellerini yıkıyor. Ergun istifasını verdi bugün. Aa, ne oldu yine? Bizim Cem'in yüzünden. O da leylek. Adamı devamlı horluyor. Aa, yazık. Yazık tabii. Hüngür hüngür ağladı. Biz babaannemle geldiğimizde o yüzden mi ortalıkta yoktu baba? Tabii oğlum. Yüzünü yıkıyordu o sırada adam. Acıdım şimdi valla. Anneni öğrendi mi? Yok yok. Belli etmemek için aklı karayı seçtik. Söylemeyin siz de bir şey sakın. Ali duydun mu? Biz o kadar boş boğaz mıyız anne? Sen söylersin dayanamazsın. Sakın ha. O sırada Cem de geldi. Abim ters ters bakıyor. Kaç göz oynatmaya başladı. Bir yandan muhallebimizi yiyoruz. Annem işkillendi. Ne olmuş annene? Yıkadın mı ellerini? Gel anacığım seni bekliyoruz acıktık. Acıktık babaanne. Niye ayakta bekliyorsunuz oğlum? Oturun hadi. Buyurun. Sağ ol kızım. Seninkiler muhallebiye bayılmışlar babaanne. Pek bayılmadılar oğlum. Yediler teşekkür ettiler ama bir şey vardı onlarda bugün.
Ne olacak anne? Keyifliydik. Vardı, bir tatsızlık vardı. Anlamadın mı sanıyorsun? Oo babaanne, sen de ajan gibisin. But mu vereyim, göğüs mü size? Fark etmez kızım. Oh, anne, sen bu gece ne güzel uyuyorsun şimdi. Bilgeler de yok. Yersin muhallebini. Oh, istersen bir de yıkan. Nazan da sırtını sabunlar. Sabunlarım tabii. Laf karıştırma şimdi Şükrü Bey. Ne oldu şirkette, onu söyle. Bir şeyler anlatıyordun onlara az önce. Ha şey canım. Ha bizim apartmanda kavga olmuş ya. Kavga mı olmuş, benim haberim yok. Ne zaman? Anlattı ya şimdi babam anne. Beş yaralı. Anlattım ya Nazan. Sen beni dinlemiyorsun. Evet evet. Aklım başka şeye gitti. Affedersin. Biz bir aileyiz, tamam mı? Şöyle sen de bakayım. Aileyiz baba, tamam. Duymayacağım bir daha, tamam mı? Kimse bizim ahengimizi bozamaz. Bozamaz efendim. bu yıllardır böyle gelmiş, böyle gidecek. Allah bozmasın efendim. Döverim. Duymayacağım bir. Duymayacağım bir daha. Yavaş baba, ne yapıyorsun? Sevgisinden efendim, sevgisinden. Ben de ne severim sizi. Eksik olmayın Ergun Bey. Öp bakayım Ergun Bey amcanı. Estağfurullah efendim. Öptü öptü. Amcasın tabii. Yalan mı? Öpecek tabii. Öp hadi. Öp hadi öp. Utanmaz herif. Sen o adamın elinde büyüdün sayılır ya. Aman efendim yapmayın. Daha neler artık. Öyle Ergun. Az emek vermedin Leyla. Öpecek. Öp bir daha. Öp, öp. Baba lütfen, herkes bize bakıyor. Leylek meylek. Ben derim. Leylek de derim. Ördek de derim. Ördek. Baba bu ne? Acımaz. Yok. Babaların vurduğu yerde gül biter. Acımaz. Sevgisinden efendim. Sevgisinden. Bana da vurun bir tane. Ah. İstifa edersin sen ha. Olmaz bir daha efendim. Özür dilerim. Ben de sizi öpeyim. Herkesin böyle patronu olsun vallahi. Ne tatlı şey. Efendim. Oturuyoruz. Kalkacağız ne? Biraz sonra. Kim arıyor? Annem. Annen mi? Ne diyor? Yemeği bekliyorlarmış. Gelmiyor musunuz diyor. Merak eder tabii efendim. Geleceğiz, geleceğiz. Telaş yok. Ha söyle, bir tabak da Ergun için koysun. Aman efendim rahatsız etmeyelim. Ben bunu da içerim. Giderim yavaş yavaş. Bir yere gidemezsin. Burada ben karar veririm bu işlere. Bak bunları içeceğiz. Arkadan birer tane daha içeceğiz. Baba çok olmasın. Olmaz olmaz. Karışma sen bana. Bir tane daha içeceğiz. İçeceğiz. Söyledin mi annene Ergun amcanın geleceğini? Söyledim baba. Öpüyorum onu, söyle. Kapattı efendim, kapattı. Kapattın mı? Aç bir daha, babam seni öpüyor de. Al, vereyim sen söyle baba. Ne güzel efendim, ne güzel. Bu kadar yıl evlilikten sonra sevgi bu işte. Allah muhabbetinizi artırsın. Gözlerim yaşandı vallahi. Hayır. Gözyaşı yok, tamam mı? Bu gece gözyaşı yok. Yok efendim, yok. Ağzımdan kaçtı öyle. Özür dilerim. Tamam. Gel, öpeceğim seni. Sağ olun efendim. Sen de öpeceksin Ergun amcanı. Öp hadi. Delikanlı. Bakar mısın? Şunları bir daha tazele. Merak ettim ayol. Niye istifa etmiş acaba? Bilmem ki, onda hiç ölçüsü yok. Cem'le anlaşamıyorlar anne. Şantaj yapıyordur Mine Hanım, şantaj. Açıktan para sızdırmak için. Yok canım, hiç sanmam. Yapar o adam. Para için her şeyi yapar. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun Raşit? Konuşuyorum Nimet. 35 yıl iş hayatımızda neler gördük. Biz bu saçları değirmende dökmedik. Olmadı ya, neyse.
Gülüyorsun ama Özgeciğim, sırma gibi saçlarım vardı gençliğimde. Aa yok, özür dilerim üstünüze alındığınızsa. Vallahi aklıma başka bir şey geldi. Raşit kalk, herkes yemek yiyecek. Kimse dinlemez senin sırma saçlarını. Oturun Nimet, birlikte yeriz. Gidelim canım, gidelim. Çekemem şimdi Ergun Bey'i, Mergun Bey'i. Gelmez onlar daha, kafaları bulmuşlar baksana. Oturun anne. Oturalım Nimet. Hani yemeğe çıkarıyordunuz karınızı bu akşam beyefendi? Ne oldu, unutuldu mu? Hani baş başa yiyecektik? Aa özür dilerim, bak ben onu unuttum. Senin unutman önemli değil şekerim. Adam söz veriyor, baksana bunun adı mı nedir? Unutmadım Nimet, sözüm söz. Aşk olsun, niye bunuyum? Hadi hadi, hayatım palavra. İpek, anneannen gidiyor yavrum. Oo, doyamıyorum vallahi şuna. Doyulur mu Nimet, torun başka. Konuşma sahici dedesiymiş gibi, yürü. Bizi de bekliyoruz Özgeciğim. Geleceğiz Raşit Bey. Biraz da bize gelin kızım. Unutu çocuk vallahi anneannesinin evini. Devamlı babaannesinde. Aa, aşk olsun Nimet. Bak şimdi gider ayak söylediğine. Darılırım vallahi. Baskı mı yapıyoruz ayol? Hadi ben gidiyorum. Git baba, biz kapatırız. Hadi Halil Bey, iyi akşamlar, güle güle. Ne o iblis, çok mu memnun oldun gittiğime? El sallamalar falan, arkamdan dedikodu mu yapacaksın? Tövbe, ne dedikodusu Halil Bey? Şimdi durup dururken... Yaparsın sen, çocukları da kendine benzettin. Hadi baba hadi, iyi niyetle bir şey söyledi adam. Uzak dur, sürme bana öyle elini. Tövbe. Sen de ne yapsak son günlerde hertsört be baba. Huylanıyor abi öyle hareketlerden, bilmiyor musun? Hadi temizleyin güzelce her tarafı. Temizleriz baba. Öyle elinizin ucuyla değil, duydunuz mu? Duyduk Halil Bey, duyduk. Dışarıda bozulacak şey bırakmayın sakın. Hepsini dolaplara. Tamam baba, dolaplara. Heh, oynatma öyle kaşını gözünü karşımda. Ne oldu, sıkıldın mı beyefendi? Heh, iade gazeteleri kapının önüne koyun güzelce. Erken geliyorlar bazen. Koyarız baba. Heh, hadi kolay gelsin, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Heh, ekmek kutusunu unutmayın. Saçağın altına koyun, yağmur falan yağar. Koyarız Ali Bey, koyarız. Siz her şeye ha ha dersiniz, sonra da unutursunuz. Ben söyleyeyim de yine. Heh, ekmek kutusunun içine birkaç de gazete koyun. Üstünü örterler. Olur baba, koyarız. Hadi bakayım. Heh, yanık bir şey bırakmayın sakın. Aman, aman. Oh be, bıktırıncaya kadar söylüyor adam. Ne desek kabahat birader. Gitti gitti. Şu teybe bir şeyler koy abi. Neşelenelim biraz be, of. Koyalım aslanım, yetti. Sen de sandviçlerimizi yap Yusuf abi, yarım ekmeğe. Yapalım. Halil Bey bir şey demesin sonra. Yok ya, ne diyecek? Şöyle kaşarlı salamlı. Açalım biralarımızı da. Oh be. Kız sen de iyice hastalıklı bok oldun ha. Ne bu böyle köz köz? Hastayım abi, yalan mı? Aa, sızlıyor bütün dikiş yerlerim. Geçti bitti artık ağrısızı. Birazdan kocan gelecek. Ama ne hayrını gördüm kocamın. Göreceksin. Daha çok göreceksin hayrını. Bırak bırak, nefret ettirdi vallahi. Hayrı batsın onun. Tabii anlayınca çocuğumun olmayacağını siliverdi defterden. Siler tabii salak. Sen böyle koca karılar gibi op op karanlıklarda oturursan. Ne yapacağım abi? Göbek mi atacağım karşısında? Atacaksın icabında, göbek de atacaksın, yüzünde gülecek, cilve de yapacaksın. Ah, iyi artık, başka derdim kalmadı şu ameliyatta halimle. Ameliyat bitti, moral bozukluğu seninki. Taran süslen, çık bakalım kocanın karşısına da ne oluyor? Güldürme insanı abi, ne olur o taş ruhlu moruğa. Olur, sen dediğimi yap, öyle değil. İnce ruhlu adam benim enişte. Hadi be hadi, hakiki kereste. Kız salak salak konuşma. Bozma insanın moralini. Kalk bakayım, kalk kalk kalk. Kalk. Aa, nereye abi? Kalk git odana, giyin süslen bir güzel. Aa, vallahi halim yok abi. Kız sana ne diyorsam onu yap. Hali yokmuş. Giyinmeye de mi halin yok artık? Hadi, hadi yürü yallah. Aferin. Hadi bakayım. Bak eniştem seni öyle görsün de ne oluyor? Bir de güzel bir sofra kuracaksın adamın önüne. Bitti. Çocuk değil mesele. Moral, moral. Şimdi damlamıyor bir tanem. Beni sevmeye, sevilmeye.
sen alıştırdın çiğ tanem. Şimdi gel de. Ana! İşte geldi. Elini çabuk tut kız. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Özledim, öpeceğim. Öpme öyle çabuk çabuk yalar gibi. Hoşlanmam. Rakı mı içtin sen? Yok enişte, ne rakısı? Tövbe, şimdi geldim işten, ver alayım. Sağ ol. Sultan Hanım nerede, yatıyor mu? Giyiniyor enişte, ne yatması? Giyiniyor mu? İyileşti mi yoksa biraz? Ne biraz enişte? Ben çok iyi gördüm valla. Aman maşallah de. Maşallah enişte. Sen mi açtın bu radyoyu öyle avaz avaz? Yok valla enişte. O açmış, dinliyor. Allah Allah. Ne oldu bu kadına böyle birdenbire? Valla ben de anlamadım. Ben geldim sultanım. Duydum Halil Bey, hoş geldin. Hoş bulduk sultanım, maşallah. Bu ne güzellik böyle. Kokular da sürmüş. Şimdi mi güzel göründüm gözüne Halil Bey? Kaç gündür yüzüme bile bakmıyordun. Kız güzel konuş eniştemle. Naz yapıyor sana enişte, naz. Gittin babacığım, gittin. Patküt patküt. Bekliyor katil yukarıda. Gelsin tak tak. Kim gidiyor görürsün. Cafer, orada mısın? Buradayım Gül, gel. Ne inatçısın sen de be. Gelip yemedin yemeğini. Bekliyor musun hala? Beklemem lazım Gül. Yavuz Bey'in kesin emri var. O da bekliyor. Devekini var sende de ha. Bırak şunu, görmedim gelmedi dersin. Cıngar çıkacak şimdi akşam vakti. Oh, bu iyi oldu valla. Kuru soğan, kırmızı biber. Bir de helva olacaktı ki üstüne. Alsaydın. İyi akşamlar, afiyet olsun Cafer abi. Sağ ol tertibim. Buyur, kaynanan seviyormuş diyeceğim ama sizde de ziyafet var. Başladınız mı yemeğe? Tam başladık, yengem verdi elime bunu. Şişe mi götürüyorsun bunu? Şişe. Ne yapıyor Cenap Beyler? Yiyorlar Cafer abi, doldurdular tabaklarını. Ah böyle etleri, börekleri. Vay be, biz de burada. Yak babacım, yak yak. Prost. 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 Bastırmalı börek bir harika, elinize sağlık. Afiyet olsun. Sıtkıcığım, sen nasıl buldun canının içi? Harika da abi, ben yiyemiyorum ki dilimin acısından. Ne şanssızlık. Baba. Yiyemiyorsan kalsın gözüm. Koyarız senin hakkını bir tabağa, sonra yersin. Olabilir, olabilir. Tabii efendim, nasıl isterseniz. Birayla yuvarlanmaya çalış Sıtkıcığım, bak böyle. Ne güzel yutuyorsun sen de börekleri amcacığım. Lop lop, üç tane peş peşe. Ah Halis, ne ayıp yavrum. Üç değil delikanlı, iki ama bu üçüncü olacak. Dördüncü amcacığım. Halt! Lokmasını mı sayıyorsun misafirin Dubkov? Ye gözüm ye, severim ben böyle iştahlı insanları. Ye. Prosit. Prost. Prost. İnsan böyle köpüklü köpüklü bir adayı içince öyle güzel oluyor ki Cenap amca. Olur canımın içi. Kalp atışları hızlanır, kafalar buğulanır. Sıtkı sen ne diyorsun? Buğulanır denem abi. Yavaş ye, dilim daha fazla şişmesin, aman. Ben bira içince aklıma hep kızlar geliyor Cenap amca. Soruşun, pembe. Kızlar, sen çapkın. Al! Başladın mı sen yine sapık sapık konuşmalara? Dur kal! Nan Davut. Misafirlerin yanında. Bunlardan hiç almadınız efendim. İzninizle biz onlardan almayalım hanımefendi. Sanırım Halil Gıda Pazarı'ndan. Aa, evet. Nasıl bildiniz? Her gün ondan yiyoruz efendim. Hele sizin bu güzel yemekleriniz dururken. Naturally. Yandan çarptı Halil amcanın çok güzel karısı var ama rahim ameliyatı oldu. Sus! Rezil! Halis! Yavrum! Sazı o şimdi. Sizin o markete biraz borcunuz varmış gözüm. Var biraz canım içi ama aslında borç sayılmaz. İhmal, yarın ödeyeceğiz. Görürseniz söyleyin, öpüyorum yanaklarından. Başüstü.
Ben de öpüyorum babacığım. Söyle Sultan teyzemin yanaklarından. Ha, Dilek geldi. Dilek kim canımın içi? Mahalleden arkadaşı. Konfeksiyonda tezgahtar. Halkımızla iç içeyiz ibrikçi. Hoş geldin. Tezgahtar kızlar. Hoş bulduk. Almancı dostlarımız. Güzel abi. Ama karnımızın aç olduğunu anladılar galiba. Anladılar canım içi. Fazla yeme. Daha burada kızartma var. Nerede kaldım? Geç mi kaldım? Yok canım. Şimdi başladık. Gel. Bu sizin. Ah canım. Çok teşekkür ederim. Ah canım. Öpeyim. Öyle güzel yemekler var ki. Al. Rahat bırak kızı. Buyur Dilek. Bak tanıştırayım seni değerli misafirlerimizle Celal Bey. İyi akşamlar güzel İyi kardeşim. İyi akşamlar. Buyurun. Halk o benim yanımda duracak. Rahat dur Dunkov. Şairmiş Dilek. Yemekten sonra bize şiir okuyacak. Halis baban konuşuyor ama. Oğlum rahat dur. Sıtkı Bey. Merhaba. Merhaba. Dilini ısırdı da. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buyurun oturun. Halk o benim yanımda oturacak. Ha, geldi hayırsız. Ne çabuk. Yaptırmamıştır hayvana çiş falan anne. Aklım burada yemeklerde. Bastırmalı börek bitti mi yenge? Nay sana ayırdık galip. Doğru da. Dur nereye giriyorsun öyle içeriye baldır küldür. Möv gibi patladın mı? Güzel konuş patlatır be. Aman canım içi patlatmayalım bir şey. Ne çabuk döndünüz galip. Yaptı mı her şeyini? Yaptı yenge. Doğru konuş. Ekmek çarpsın yaptı. Al yemin yok. Çarpılırsın derdim böyle olur. Hukuk tesbiri. Rezalet çiş çiş yapıyor. Hani yapmıştı galip. Tüy yüzüne. Tüy. Uyuma babacığım uyuma. Uyuyan yok uyuyan yok. Kıran. Buyurun buyurun. Bekle bakalım sen de. Ne olacak? Buyurun. Gel Adem. Kapattın mı dükkanı? Kapattım abi. Müşteri olmaz bu saatten sonra. Hesabımı getirdin? Hayrola abi. Niye burası bu saatte? Gece nöbeti mi başladı? Yavaş. Dinliyordumuz. Tak takı bekliyorum. Yemeğimizi bir de burada yedik. Baksana. Aa, ne oldu kulağına? Geçmiş olsun. Sağ ol. Kavga kavga. O domuzun da kafası gözü. Katil öldürüyordu, elinden zor aldım. Zabıt davası. Aa. Şşt, yavaş, dinliyor. Hadi gözün aydın. Sedat'ın da işini bitiriyor katil bu gece. Babacığım. He. Vatandaşacak çocuk. Cafer abi, senin bu kuşun da ne dilli maşallah. Ha geldi. Buyurun. Aa, yok be Aydın Beylermiş. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber Cafer? Bu da cırt pırt sönüyor Allah'ın cezası. Ayarlatamadık. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Ne oldu başınıza? Sağ olun. Ne olacak efendim? Eşkıya bastı apartmanı. Baksanıza 5 yaralı. Aa, sen de mi dayak yedin? Yedik birkaç yumruk. Olur o kadar. Baskını düzenleyen o efendim yukarıdaki haydutla. Ne dayağı? Doymadılar kana. Sedat Bey'i bekliyorlar şimdi de. Eyvah bizim de kaloriferlerimiz yanmıyor. Buraya geldik. Evdeler mi? Evdeler evdeler. Büyük hanım da burada. Dönelim istersen Aydın. Bak babaannem de buradaymış. Döneriz hayatım. Biraz ısınalım. Donduk ya. Eline sağlık kızım. Böyle de olmuyor ki. Yiyip içip çekiliyoruz köşeye. Çekileceksin tabii anne. İş mi yaptıracağız sana bir de? Ali yardım ediyor bak. Baba, ediyorum ama arabayı vereceksin. Ha, o şartta demek. Tamam bırak ben toplarım. Ne olacak şimdi araba oğlum? Sinemaya gideceğiz ya anne. Aa, bu saatten sonra sinema mı olur oğlum? Var anne. Gece 12'de bile başlayan sinemalar var artık İstanbul'da. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Ver o zaman. Gitsin be oğlum. Genç çocuk. Yok anne çok geziyor. Sınavlar başladı. Senin hiç dersin yok mu oğlum? Ne dersi canım hak getire. Çalışmıyor muyum anne? Ben daha tek satır çalıştığını görmedim. Onun Zeynep'i var. O kız çalışıyor ama zehir gibi. Getir bakayım şu notlarını.
Baba getireyim de ne anlayacaksın? O da doğru ya. Ey anacığım, sen bu akşam ne güzel uyuyorsun. Bilgeler de yok. Yıkan istersen bir de sıcacık. Gir banyoya. Ben öyle yıkanamam yemeğin üstüne. Rahat bırak kadını Şükrücüğüm. Hayda, kim bu şimdi? Sabri Bey olabilir baba. Buyurun. Yapma be. Eyvah, dinle şimdi. Aa, abla. Merhaba. Evet, biz geldik. Niye şaşırdın öyle? Merhaba. Ah babaanneciğim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Donduk evde, donduk. Şu ellerimize bakın. Öpemiyorum sizi, kusura bakmayın. Hoş geldin demeyecek misin anne? Hoş geldiniz. Yemek yediniz mi? Yedik yedik. Bir şeyler atıştırdık ama yemek önemli değil efendim. Isınalım biraz yeter. Aa, geldiler geldiler. Vay gelin. Nereden mi ne? Buradayım Şevket Bey. Cem, bu ne hal? İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Ergun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın efendim. Bu saatte gelmek niyetinde değildim ama Şevket Bey ısrar edince. Yürü Ergun, ne anlatıyorsun? Geleceksin tabii. Yabancı mıyız? Sen de bizim bir ailenin parçasısın. Değil mi Mine? Öyle. Duydun mu Ergun? Duydum efendim, duydum. Eksik olmasın da. Öpeceğim. Canım karım benim. Dur, yapma. Gel, seni de öpeceğim. Gel. Yapıyorum. Gel, içeceğiz. İçeceğiz. İçme artık Şevket, sarhoşsun. Ne sarhoşu ya? Birazcık demlendik, o kadar işte. Sen de söylesene Ergun. Oh, o kadar efendim, o kadar. Ha şöyle. Sesin çıksın be. Vurmasana yol adamı Şevket. Vururum. O benim kardeşim. Bırak. Severim de döverim de. Öyle, öyle değil mi Ergun? Öyle tabii efendim. Nasılsın? Ben iyiyim de annen çok bozuk Cem. Babam iyice kafayı buldu. Ay neyse, boşver şimdi. Gelsene buraya leylek oğlum. Yanıma gel. Dizimin dibine. Geldim babacığım. Aferin. Otur, içeceğiz. Heh. Nerede benim güzel torunum? Nerede, nerede? Uyuyor. Ha, uyuş. Uyuş. Ergun. Ona ben canımı veririm. Hakikaten pek güzel şey efendim. Maşallah. Güzel olacak tabii. Annesi güzel. Babası güzel. Babaannesi güzel. Allah aşkına söyle. Dedesi nasıl var, dedesi? Güzel efendim, güzel. Maşallah. Saradım maşallah. Ne yapıyorsun Şevket? Yaparım. Biz bir aileyiz. Birbirimizi döveriz de, severiz de. Sanki Münih'in o büyük bir anelerinden birinde gibiyiz İbrikçi. Almancı dostlarımız sağ olsunlar. Sağ olsunlar da abi, çok yedik. Ölüyorum. Kuzu kızartmayı fazla kaçırdık İbrikçi. Dans etmeliyiz. Hey be, amcama bak. Annem daha güzel oynuyor. Biz oynayalım mı Dilek? Polka yapamam tertip. Yaparsın canım içi. Kolay. Kalk. Aferin Dilek, hadi hop. Canımın içi mi dedi? Hmm, asılıyor kıza tertip. Kırarım ağzını bu. Elinden tuttu tertip. Tutamaz, gebertir. O benim canım içi. Of, başım döndü Ulviye. Aa, devam et Davut, hadi hop. Bravo Cenab abi. Sıtkı sen de gel canımın içi. Kalk tertip, biz de oynayacağız. O benim canım içi. Hıh.
Nerede kaldı bunlar? Terbiyesiz, utanmazlar. Tepemize düşecekler neredeyse. Bir şey söylesenize şunlara. Ne söyleyeceğim efendim o saygısızlara? Apartmanda 5 yaralı var. Hiç düşünüyorlar mı? Ne düşünecekler efendim? Kadın buldu yakışıklı adamı, ter ter tepiniyor baksanıza. Allah cezalarını versin, alamam bozuntuları. Çıkın söyleyin efendim, azdılar. Çıkamıyorum ki efendim. Görüyorsunuz Sedat Beyleri bekliyorum. Her an gelebilirler. Onlar da gelemediler ama. Hala ne konuşuyorsunuz öyle? Zelzele mi oluyor yoksa? Ay ne zelzelesi anneciğim? Yukarıdaki Alman bozuntuları bizim kiracılarımıza dans ediyorlar. Ha, Erzincan felaketi de böyle başlamıştı. Önce bir uğultu duyuluyor, oturuyorduk rahmetliyle karşılıklı. Tarihten sayfalar başladı. Ben şimdi size nasıl dans edilirmiş gösteririm. Biz çapkın. Uyuma babacığım, uyuma, uyuma. Kahır! Anam, katil. Katil babacığım, katil. Kahır! Kahır! Buyurun. Kız Yavuz, ne böğürüyorsun öyle akşam vakti? Kız gel sen de buraya. Yetti ciyak ciyak ha. İşe bak ablacığım, konuşuyoruz. Cafer ne oluyor kuçum? Gelmedi mi daha birader? Gelmedi Yavuz Bey, bekliyorum. Gelir gelmez haber vereceğim. Aman koçum uyuma sakın, bekliyorum. İfadesini alalım bu gece. Kız acelen ne? Bırak şunu, gel yatalım ha. Yarın alırsın ifadesini. Vatandaş hesap soracak ablacığım, yatmaz. Cemil, aa, nereye böyle? Bir dakika Sevin, bakacağım. Geldiler galiba. Katil avaz avaz bağırıyor. Bağırsa bağırsın, sana ne? Sana ne olur mu Sevim? Bu iş cinayetle bitebilir. Allah Allah, sen mi durduracaksın katili? Durdururum Sevim. Sabah nasıl geçirdim şişeyi kafasına? Heh, aferin. Hadi git şimdi, bir şişe de o geçirsin senin kafana. Uyuma. Uyuyan yok, uyuyan yok. Çok konuşma sen de. Şişt. Allah'ın cezası kan emici katil. Nöbet mi tutturuyor sana? Nöbet. Beklediğini bekleyeceğiz, ne yapalım? Aferin, aferin, bekle. Çağırıyorum şimdi polisi ben de. Çağır. Apartman eşkıyası caniler sizi. Görün bakalım. Yol gezip adam dövmek nasıl oluyormuş herkesin önünde. Hadi bakalım, gör sen de. Uyuma babacığım, uyuma, uyuma. Şşt. Cafer. Buradayım Gül. Hala mı bekliyorsun? Bekliyorum, ne yapayım? Bu domuz da bekliyor, polis çağıracakmış. Aman, bırakın şunu artık be. Kan davası mı bu? Öyle oldu vallahi. Katil de ayrılma oradan dedi. Yatar şimdi eserinin koynuna, unutur. Aman bırak be, başka derdin mi kalmadı? Gel hadi. Olmaz Gül. Ne yapar sonra beni katil? Doğrar vallahi. Hadi. Özürcüğüm hayatım, daha sık görüşelim. Bir gece de ben götüreyim sizi Boğaz'a. Tek. Çok teşekkür ederiz. Yılbaşında Londra'dayız, vazgeçmek yok bak. İyi geceler. İyi geceler. Aferin sana Aslı. Tam arkadaşlık edebileceğim bir çocuk. Tak on numara. Vip vip. Vip de Sedat'cığım, oturduğumuz yeri görünce bozuldu biraz. Söyledim sevgilim, biliyor çocuk burada geçici oturduğumuzu. Bitiyor dedim triplex villamız. Aa, ne öyle söyledin baba, aşk olsun. Geldiler Sevim, koş. Aa, geldiysek geldik canım, ne oluyorsa gece vakti bu adama. Takma hayatım, yürü. Anam. Geldiler vallahi.
Sırat Bey aman gelmeyin efendim. Gelmeyelim mi? Neden? Haydut sizi bekliyor efendim. Vuracak seni vuracak. Gezinme ortalıkta. Tuz ol çabuk. 5 yaralı var apartmanda efendim. Baksanıza. Neden? Ay baba. Yaralı mı? Eyvah. Maalesef efendim. Zabıt kavgası. Bu alçakla ikisi bir oldular, üstümüze yürüdüler. Baksanıza halimize. Alçak diyemezsin kocama. Ne yaptı? Aramayacak mı hakkını? Sus kızım, sen karışma. Niye karışmayacakmış? Zabıt tutup kapının önüne koyarken iyiydi. Görüyor musunuz efendim bunlardaki havaları? Yavuz Bey'in sayesinde tepemize çıktılar. Sen de gittin tak ona şikayet ettin değil mi utanmaz? Kendisi gördü efendim. Ne şikayet? Zabıtı cart cart yırttı. Gelsin, görüşeceğim onunla dedi. İşte hepsi şahit. Sedat Bey, bekliyor valla. Niyeti bozuk. Ben olsam görünmem. Cinayetler böyle şeylerden çıkar. Dur Cemil. Daha beter yüreğini kabartma şimdi insanların. Siz öyle yapın isterseniz şekerim. Siz bilirsiniz ama olay çıkmadan. Evet efendim lütfen. Bize buyurun diyeceğim ama duyar şimdi Haydut baskına gelir vallahi. Sabahtan beri kalp çarpıntısı içinde bekliyoruz zaten. Ne yapalım Serpil tak? Gidelim baba ne olur. Ah Sedat ah şu mutlu gecemizde başımıza gelene bak. O kadar söyledim sana. Tutturdum bir zabıt da bir zabıt. Tamam hayatım tamam sevgilim. Panik yok tak üf. Yapacağız bir şeyler. Görmedin bizi tamam mı Cafer Efendi? Tak görmedin. Gördüm efendim geldiniz. Anlamadım gördün mü? Herkes gördü. Ben söylemesem tak onlar söyler. Tüh Allah belanı versin. Oh. Kemiklerim ısındı valla. Hele şu börek. Elinize sağlık efendim. Afiyet olsun. Biz yapmıyor muyuz Aydın? Aşk olsun. Hmm. Anneninki başka. Hadi bitir şunu da gidelim artık. Oturalım birazcık daha ya. Erken. Uyur onlar birazdan. La tranche de tolite est agrandie 2500 fois. İkide bir değiştirip durmasana oğlum. Şimdi başımız döndü. Babaannem bakıyor. Yok yok bakmıyorum dalmışım öyle. Anne sen yat artık istersen. Sen de beni geldiğimizden beri yatırıyorsun. Oduruyorum şurada oğlum uğraşma benimle. Uğraşır mıyım anacığım aşk olsun. Uyuyorsun gibi geldi de. Aydın hadi bitir artık. Bir dakika sevgilim ya. Kalın Bilge. Yok yok gidelim anne. Bak babam söyleniyor. Söyleniyor muyum? Bak şimdi. Ne söyledim kızım? Ver şunu ver be. Ya, bir saattir cırt cırt. Bakıyormuş. Daldan dala. Belki bir haber falan var. Sese basıyorsun baba. Sese mi? Gözümüz görmüyor ki. Aa bu ne şimdi? Sabri Bey amca olabilir. Yok artık bu saatte. Bakmadan açma oğlum çekemem şimdi. Sen de kız şunun sesini biraz şükür. Açma çalar çalar gider. Baba. Kim? Sedat amcalar. Hoppala niye geldin acaba bu saatte? Eyvah yine bir olay çıktı muhakkak. Ay sizin bu apartmanda da hiç olay bitmiyor. Bilge biz de gidelim istersen ha. Otur otur. Telaşlanmayın anne dağ başı mı burası? Aç bakayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ha, oturuyor muydunuz? Oturuyoruz. Kusura bakmayın rahatsız ediyoruz ama bu saatte. Sana sığınıyoruz canım abicim. Saklı bizi ne olur. Şu apartmanda elimizden tutan senden başka kimse yok. Hayrola ya ne oluyor? Zabıt hikayesi canım abicim zabıt. Zabıt tuttuk diye Yavuz Bey'e şikayet etmiş bizim kapıcı Cafer. Allah kahretsin onu inşallah. Benim bu işte bir günahım yok Şükrü abi. Ekmek çarptın abi. Ama adam vuracağım diyormuş. Aa. Bilge yürü. Dur. Ne vuruyor Sedat Allah aşkına? Telaşlandırma insanları da. Oturun konuşuruz. Laftan durdan anlamaz o adam Şükrücüğüm. Anlamaz şekerim. Vururum kırarım. Ah Sedat ah. Ne diye karışıyorsun şu işlere? Ya Sedat sen de çocuk gibisin hakikaten. Niye uyuyorsun o Sabri Bey'in aklına? Zabıt mabıt. Oldu bir kere Şükrü abi tak. Sen bizi bu gece sakla. Kurban olayım. Yarın ben ona münasip bir dille anlatırım durumu. Şimdi kafası kıyaktır dinlemez. Buyurun. Geldi ha? Geldi bir şey uğramıyor tamam. Biz uğrarız kendisine. Buyurun.
Kız gel buraya serseri, başına bir iş gelecek yine. Sakin ol babacığım, konuşacağız biraderle, efendi gibi o kadar. Prens, sakin ol yavrum, duşun ablacığım. Ay. Kız gel sen de buraya, bıktım ha, başlayacağım horozundan da apartmandan da. Tamam buldum Şükrü Beydeler. Dur Sayın abi, senin girdiğin meclis dağılıyor. Lütfen sakin ol. Telaş yok, telaş yok, buyurun. Kız buraya gel çatlak. Bela mı arıyorsun akşam vakti? Kız Yavuz! Yavuz! Hayrola efendi? Ne oldu, yine bir olay mı var? Ay var kız. Tutun şu katili, öldürecek herifi valla. Öldürecek ya. Mi? Ama yürü İbrikçi. Yavuz Bey! Yavuz Bey! Biz de öldürmesin abi. Saçmalama İbrikçi, yürü hadi. Şu ışığı yakar mısın canım içi? Teşekkürler. Koş kız koş. Öldü bile vallahi herif. Şöyle geçin kızım hadi. Geç yavrum. Ah, eyvah. Eyvah geldi. Saklısı Şükrü abi, kurban olayım. Korkmayın ya, bir şey olmaz. Konuşuruz, ne yapabilir benim evimde. O adamdan her şeyi beklenir Şükrü Bey. Allah'ım sen bizi şerden beladan koru. Anne sen odana git. Gitmem bir yere. Açmayalım kapıyı Şükrücüğüm. Açmasak olmaz Nazan, daha kötü. Siz saklanın şöyle. Hadi kızım, hadi geçin şey, şuradan. Hadi. Bu ya? Taraftan buraya, bak. Buraya, hadi geçin. Yavrum sen de. Aşk olsun Sedat, beklesene bizi. Gel hayatım, gel gel. Eyvah, kaldık biz de burada ya. Baba, istersen ben açayım kapıyı. Dur sen, dur ben açarım. Dikkat et Şükrücüğüm. Dur oğlum, dur dur. Ben açayım en iyisi. Belki beni görünce utanır serseri. Olmaz anne, dur. Dur oğlum, ben açayım. Şükrücüğüm, bırak sen, bırak. Çekil. Geç şöyle. Gel. Buyurun. Dur sen. Oo, teyzeciğim de buradaymış. Hürmet ederim teyzeciğim. Yavuz Bey, diyalog lütfen. Her şey konuşa konuşa canımın içi. Konuşacağız canımın içi, bir dakika. Biz de adam yemeye gelmedik buraya. Buyurun Yavuz Bey. Müdürüm, rahatsız ediyorum, kusura bakma. Size mi geldi birader? Burada, burada gördüm. Biz de evet, içeride. Ne var? Kaçmasın. Kaçacak bir şey yok. Kendisiyle şurada adam gibi konuşacağım. Eğer izin verirsen. Konuşalım, buyurun. Sedat. Sedat amcalar gizlendikleri yerden çıktılar. Babam herkesi oturttu. Zabıt kavgası tatlıya bağlandı. Diyalog canımın içi, diyalog. İnsanlar konuşa konuşa. Olan yine babaannem oldu. Bu gece de uyuyamadı kadıncağız.